Kahrübela Kardeşlik Teşkilatı Derneği Osman Saraç'la Kocaeli'nin gündemini sunar. İyi günler sayın seyirciler. Kahrübela Kardeşlik Teşkilatı Derneği'nin destekleriyle sunduğumuz Kocaeli'nin gündemi programıyla bugün yine sağ salim karşınızdayız. Bugün 26 Ocak Cuma. Malumunuz Kocaeli'nin gündemi programına Cuma günleri konuk alıyoruz. Bugün konuğum ve değerli arkadaşım enkocaeli.com gazetesi sitesinin sahibi genel yayın yönetmeni Engin Şahin, yıllarında gazetecisi aynı zamanda. Birçok gazetede görev yaptı yayın yönetmeni olarak. Güçlü bir köşe yazarı, kentin gündemini, nabzını farklı pencerelerden yakalayan, tutan, kentte karşılığı olan çok değerli bir köşe yazarı arkadaşımız. Davet ettik. Engin Şahin beni kırmadı, geldi sağ olsun. Hoş geldin. Hoş gördük. Nasılsın? Şükür, bir yaramazlık yok. Siz iyisiniz. İyiyiz Allah'a şükür. 2 saat vaktimiz var diyoruz ama bazen yani akışına bıraktığımız zaman ne zaman 2 saat oldu daha diyeceklerimiz var durumuna geliyoruz. O yüzden zamanı idareli kullanalım isterim. İstersen kısaca kendini bir tanıt Engin Şahin. 1975 Artvin doğumluyum ama yaklaşık 40 yıldır. Neresi? Artvin doğumluyum. Bir daha söyleyeyim. Artvin doğumluyuz. Artvin Şavşat doğumluyuz. 40 yıldır Kocaeli'deyiz. 1980 yılından itibaren de Mehmet Ali Paşa'da yaşıyoruz. Doğduk, büyüdük. Marmara İletişim mezunuyum. Bir okullu bir gazeteciyiz. Yani mektepli diyorlar. Evet. Efendime söyleyelim. İşte gazetelerde, İstanbul'da, burada, dergilerde, belediyede, şirketlerde, farklı yerlerde. Yani yine... belediyeden önceki, belediye dışındakilerle ilgili tam senin şeylerin bilinmiyor. Yani İstanbul'da söyleyeyim, şey yaptığın da bir kamuoyu bilsin. Tamam, bilsin. Daha önce İstanbul'da bir Akit grubuna bağlı Cuma dergisi vardı. Eskiler bilir bunları. Evet. Orada bir kısa bir sürecimiz oldu. Sonra Milli Gazete'de yaklaşık 2-3 yıllık bir muhabirlik dönemimiz oldu. Ardından askere gittim. İzmit'e geldim. Yeşil Kocaeli Gazetesi'nde bir 2 yıllık bir editörlük dönemimiz oldu. Sonra Büyükşehir Belediyesi'ne geçtim. Orada basın yayın biriminde farklı işleri icra ettik. En son İzaydaş'ta bir yıl basın danışmanlığı yaptık. Oradan da Demokrat Kocaeli Gazetesi'nde genel yayın yönetmenliği yaptık. Yaklaşık 2,5 yıl boyunca. Ondan sonraki 6 aylık süreçte bizim yakada bir köşe yazarlığı süreci ve yaklaşık 1 yıl önce de kendi kuruluşumuzu kurma ihtiyacını hissettik. 1 yıldır da enkocaeli.com'u işletiyoruz, yürütüyoruz. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Enkocaeli.com bizi takip ediyoruz. Köşe yazını takip ediyoruz. Takip ettiğimiz başka köşe yazarları da var sizden özellikle. Keyifle de hem programda okuyoruz hem de izleyicilerin yorumlarını alıyoruz. Engin Şahin, bugünün gazetelerini arkadaşlar okumayacağım. Çünkü konuğum var. Bugün gazeteleri ihmal etmiyoruz. Pazartesi günkü programda Dilek Mert okuyor. Nedir, ne demişler? Başkası bir işini yapabiliyorsa sen kendin yapma. Değil mi? Başkasına yaptıracağın işi kendin yapma. Ölçüsüyle hareket ederek Dilek Mert'e pazartesi günü okutacağım. O zaman bunları konuşuruz. Ama tabii ki ben okudum, notlarımı aldım. Engin Şahin, konuğum, genel gündemle ilgili, yani şöyle söyleyeyim, sezon demeyi sevmiyoruz. Yeni yayın dönemi 18 Eylül 2017'de başladı benim için. 18 Eylül 2017'den bugüne kadar okuduğumuz köşe yazarları içerisinde ısrarla haftanın gündemini oluşturan özel başlıklar vardır. Yani birkaç köşe yazarının birinden işlediği konular vardı. Bunları ben ayrıca bir not almış idim.
Kimisi güncelliğini yitirdi, sonuca bağlandı. Kimisi hala tartışmaları devam ediyor. Bütün bu gündemle ilgili, yeni yayın dönemiyle ilgili, gündemle ilgili bu ana başlıkları Engin Şahin'e okuyayım. Engin Şahin onlardan notlarını alsın. Hangisiyle ilgili fikir beyan etmek istersen onunla ilgili konuşalım. Olur. Aslında ben hepsini açıyorum. Hangisini söylüyorsanız konuşabiliriz. Hiçbir sakınca yok. Hem hızlı okuyayım hem de programda paket olarak yeni yayın döneminin gündemini işlemiş oluruz. Yani evet. Başlıklarını. Erdoğan'a ikili geçti. TEOG'un kaldırılması geçti. Cenaze geçtileri ben söylemeyeyim. Cenaze saygı dediğim bir HDP'li milletvekilinin annesinin mezarlığına hakaret meselesi vardı. Bazen referandumu geçti. Okulların denetimler uyuşturucuyla ilgili. Koto seçimleri geçti. Motor taşıt vergisi geçti. Yaş saati uygulaması hala tartışılıyor. Yaş saati uygulaması, kış saati uygulaması olsun olmasın mı? Suriye göçmenleri hiçbir zaman bitmeyecek bir konu. Hiçbir zaman ne ülke gündeminde ne kent gündeminde düşmüyor. İlla 10 günde bir birisi hep bu Suriye yüzünden işsiz kaldık falan bir şeyler diyorlar. AK Partili bir istifaların konuları vardı. Metal yorgunluğu vesaire. Yeni çöp fabrikası gecikiyor konusu hala tartışmalı. Tramva hattındaki esnaflar mağdurdu. Hatta bitti. İdlib operasyonu. Metal yorgunluğu meselesini demin söylemiştim. Kapanca sokaktaki tarih koridoru takdir gördü. Hemen hemen köşe yazarım tamamı tarafından. Taş ocakları meselesi var. Kentteki taş ocakları OSB kurulacaktı. Neden kurulmadı? Hala güncelliğini koruyor. Merkezi ezan sistemiyle ilgili bugün bir açıklama geldi. Merkezi ezan sistemine tekrar geçilecek diye müftülükten. Kocaeli Spor, Kocaeli Eğitim Vakfı neticeye bağlandı. Müftülerin hikaye etkisi konuşuldu. Balık pazarının yeri uygun mudur değil midir konuşuldu. Kartepe zirvesi zaten geçti. İyi Parti kuruldu. Haluk Ulusoy 6 gün içinde il başkanı olup istifa etti. En hızlı siyasete girip çıkan kişi olarak tarihe geçti herhalde. Semtteki falan konuşmuyorum. Haydarpaşa Adapazarı banliyosu yeniden başlayacak mı başlamayacak mı? Onunla ilgili fikir için açıklamalarını da çok konuştuk. Yerli otomobil var. Seçim barajının düşünmesi var. Otocan filmi de halloldu. İl başkanları masası var. Güncel. AK Parti'nin Atatürkçülüğü tartışıldı. AK Parti ve MHP yakınlaşması ve ittifak konusuna gidelim şimdi buna. MHP AK Parti ittifakını. Posko'da işten çıkarılan işçiler konusu var. Güncelliğini yitirmesini arzu etmediğimiz bir konudur. Çünkü ekmek ayrı bir iş. Taşeron'a kadro şu an tartışılıyor hala. Kuaförlere tatil zorunluluğu tartışılıyor. Asgari ücret neticeye bağlandı. Kiralık günlük ev meselesi var. Günlük ev kiralayıp 100 lira 200 lira kâra geçmek için bir takım yanlış işlere sebep oluyorlarmış. Kadına şiddet ebedi bitmez. Konu olarak bitmez anlamında söylüyorum. Uyuşturucuyla mücadele konusu bitmez. Zarnat davası tiyatrosu diyelim devam ediyor. Şehir içi otobüslerinde ücretsiz kart uygulamaları konusu var. Bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Otobüsçüler de haklı yönlerini öne sürüyorlar ama sonuçta sıkıntı devam ediyor. Daha bugün başka bir kentte Allah'tan Gazi'ye in aşağı filan denmiş. İstanbul'da. Hoş değil yani. Şoför de haklı olabilir. Onun bir şey demiyoruz ama bunun bir şekilde çözülmesi gerekir. Devam ediyorum. Deli Trump konusu var. Öyle diyelim artık yani. Akıllı diyecek yer kalmadı. Kudüs konusu. Körfez'e yeni liman yapılsın yapılmasının konusu bir ara yazıldı. Ege'deki 18 ada Yunan işgali altında mı bizim midir değil midir konusu. Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi'nde 14'e 1 Trump'ın yalnız kalması diyelim. Genel kurulda 128 kabul 8 red ile yine Amerika'nın bir gol yemesi diyelim. 15 Temmuz'da darbeye karşı çıkan sivillerin yargıdan muaf tutulması için çıkarılan kanun hükmünde kararname çok tartışıldı. Kentimizde amatem ve çamatem kurulması 2 yıldır 3 yıldır sürekli gündemde tutuluyor. Şimdi yeni valimiz döneminde açıklamalar geldi. Temel atılacak diye bir durum var. Cezaevlerin tek tip elbise konusu var. Ve defterler dayanmıyor tabii. Bir de yeni yine bir aylık bir konu var. İki konu. Tanzer Ünal bir öneri getirdi köşe yazısında. Kocaeli'nin değerlerini koruma kurulu oluşturursun diyor. Yani Tanzer Ünal diyor ki bir kurul oluşturalım. Kocaeli'nin değerlerini koruma kurulu. Kandıra'nın hindisi var, Eşme'nin ayvası var, Karamürs'e sepeti nereye gitti, Ereke'nin halısı ne durumda gibi Kocaeli'nin değerlerini koruma kurulu oluşturalım diye bir önerisi vardı. Bir köşe yazısında sürekli konuşalım diye not aldım. Aytaç Cici'nin bir önerisi vardı. TÜV-TÜRK'te ticari araçlara öncelik verilsin diyor. Yani araç muayenesini biliyorsunuz randevu olarak gidip yapıyoruz. Ticari araçlar mesela halk otobüsü veya kamyon vesaire muayeneye gittiği zaman, eksik görüldüğü zaman muayene onaylanmıyor, tamamlayıp geldiriliyor. Orada bir hafta 10 gün yine zaman kaybı oluyor. Ticari araçlar için bu sıkıntı doğuruyor. Ticari araçlar için ya öncelik verilsin ya farklı bir muayene istasyonu kurulsun diyor. Aytaç Cici'nin öresiydi bu.
İran'daki gösteriler zaten bitti. MİA projesi ve real arazisi en yeni ve en güncel konu şu an önümüzde. MİA projesi ve real arazisi en son güncelliğini koruyan konu. Çok mu oldu? Yok ama gündem yoğun ya burada. Gündem, ya Türkiye'de yani gazeteciyiz tabii de Türkiye'de gündem derdimiz hiç olmuyor değil mi? Hatta yetişemiyoruz bazen. Onu yazana kadar öteki konu çıkıyor. Aslında eskiden oluyordu bu. Yalan yok. Özellikle yerel basında yaz aylarında ne yazalım, neleri gündeme getirelim diye bir gündem başlığımız vardı. Yazın biraz rahat oluyor. Yani bu dönemde olmuyor. Bu yazın vardı dediğim şey bir en az 10 yıl, 15 yıl öncesi aslında. O zaman büyük problemdi. Kent boşalırdı, ülke siyaseti boşalırdı. Gazeteye yazacak bir şey bulamazdınız. Belediyeler doğru haber göndermezdi. Şu anda öyle bir konumuz, öyle bir gündemimiz yok. Ben bir gündem daha ilave edeyim. Seni görünce aklıma geldi. Evet. Bu yayında ben 2 yıldır çokça savunuyorum. İnternet gazeteciliği ilgili. Hı-hı. Standart getirilsin, getirilmesin vesaire meseleleri var. İnternet gazetecisin şu anda. Evet. Sistem var. Bununla ilgili muhakkak düşüncelerim vardır. Onları bir paylaşalım. Ben şahsen burada 2 yıldır savunuyorum. Yani... matbu gazetelerin böyle bir tavrı var, işte biz bu kadar para harcıyoruz, baskı parası, o parası, bu parası da işte niye yapılıyor ya da standart getirilsin getirilmesin diyorlar ama bu öyle bir durumda ki mesela birkaç tane gazete, seninki var mesela enkocaeli.com'la ilgili bir eleştiri yok. Hatta köşe yazılarından alıntı yapıp matbu gazeteler işte Engin Şahin böyle demiş, böyle midir, değil midir diye devam ediyorlar. Sıkıntı yok, eleştirmiyorlar ama çokça da olunca, 200 tane, 300 tane olunca yani dediğim gibi evde bir bilgisayarla site kurup da selamünaleyküm ben geldim, ben de gazeteciyim olunca da çok emek veren eski gazeteciler özellikle biraz inciniyorlar. Yani böyle de olmaz ki kardeşim, biz bu kadar emek veriyoruz deniliyor. Bununla ilgili görüşlerini de alırım. İstersen oradan başlayalım. Şimdi başlayalım. Şimdi tabii sadece bizimle ilgili bir sorun değil bu. Bizim alınganlığımızla ilgili bir sorun değil. Alınganlığa da gerek yok. Devlet bu alanı yönetmek zorunda. Ama şu bu alana ilişkin devletin herhangi bir yaptırımı demeyelim, herhangi bir kurallı, yönetmeliği, şekillendirici bir müdahalesi yok. Dolayısıyla burayı ilişkin cezalara yönelik de aynı şekilde özel bir durum yok. Mesela basılı bir gazete olduğunuz zaman basın ilan kurumu üzerinden bir denetim mekanizması oluşturulabiliyor sizde. Efendim ben söyleyelim. Ama internet gazetesi olduğunuz zaman size özel, size uygun, sizi çerçeveleyecek bir düzenleme yok. Mesela sanal parada olduğu gibi devlet bu konuda da çok geriden geliyor. Halbuki yani geriden gelmeye gerek yok. Bu işin geleceği çok açık, belli. Bitcoin'den mi bahsediyorsun? Bitcoin'den bahsediyorum. Onu da katılır mı? Yok, onu söylemiyorum. Yok. Bir kere şunu da söyleyelim. Ben bir gazeteci olarak pek çok şeyler bilebilirim. Ama her şeyi bilemem. Ve her şeyi de detaylı araştıracak vaktim de olmuyor. Ömrümüz yetmez hepsini zaten. Şöyle, ben bazı konulara daha fazla ilgi göstermeyi önemsiyorum ki daha uzmanlaşalım, daha detaylı bilgiler verelim. Şimdi daha önce gazetelerden bir tanesinde çalışmış bir insan olarak söyleyeyim. Ben okullu bir insanım. Ama şunu da kabul etmemiz lazım. Dünyanın gittiği de bir yer var. Bugün çocuklarımızda, bütün çocuklarımızda neredeyse, bütün torunlarımızda. Ya artık akıllı telefon var. Evet, tabii ki. 5 yıl sonrasını düşünür müsünüz? 10 yıl sonrasını düşünebiliyor musunuz? Hayal edebiliyor musunuz? Geriye gelelim. Bu kentte, isim versek ayıp olmaz değil mi? Hayır. Özgür Kocaeli. Cenab-ı Hakk'ı herkes için geçerli. Özgür Kocaeli bu kentte 10 bin adet satıyordu. Dur, evet. Şu anda satış rakamları yani 3-4 bin civarındadır. Bunları ayıp olmaz diye. Düştü diyoruz. Rakam vermek herhangi bir şekilde ayıp olmaz. Matbu gazetenin tamamı düştü diyebiliriz. Bu onunla alakalı değil zaten. Evet. Matbu gazetenin tamamı düştü, düşüyor. Düşmeleri de teknolojik bir sebep. Yani Özgür Kocaeli'nin kimde olmasıyla da alakalı değil. Yani isim fark etmez. Bugün matbu herhangi bir şeye, kitaba, gazeteye, dergiye bunlara olan ilgi azaldı. Bu teknolojik bir konu. Dünyanın gittiği bir yer. Dolayısıyla akşam bir gelişme olduğu zaman gece yarısında siz buna anında girebiliyorsunuz. Gazetelerin internet siteleri de girebiliyor. Ama gazeteler bunları bayatlamış şekilde girmek zorunda. Geriden geliyor o zaman. Geriden geliyor. Dolayısıyla geride kalıyor. Dolayısıyla buraya rekabete giremiyor. Dolayısıyla habercilik anlamında geriliyor ister istemez. Bu hiçbir şey yeni yazmıyorlar ya da hiçbir şeyde iyi değiller demek değil, asla öyle bir şey yok ama
bir hız meselesi var. Teknik hız bu. Yani neticede bunun baskı saati var, belli bir tabii tasarımı var, çizimi var, memnesi var. Tabii. Gece 12'de bir şey olsa. Tabii. İnternet aynı anında girebiliyor. Evet. Görüntüleri, sesi, şeyle, videosuyla beraber. Sen öbür günkü gazete çıkartacaksın. Şimdi dolayısıyla gazetelerin belli bir rakama kadar, bir kemik rakama kadar inmesini bekliyoruz. Bu Batı'da da oluyor, Avrupa'da evet da, Amerika'da da belli gazetelerin kapandığını görüyoruz. Hatıra gazete basıyorlarmış ya. Basılır, basılacak. Bizde de bir kemik rakama inecek. Bu rakamın kaç olduğunu bilemiyorum şu anda. Bilemeyiz zaten. Tabii. Ama taksiciler, berberler, çay ocakları, kahvehaneler gibi, daha insanların kafeler gibi merkezi olduğu yerlerde yine gazeteler ihtiyaç olmaya devam edecektir. Evet. Ancak yine dediğim gibi totalde bu oran eski işte sadece bir Özgür Koca ile 10 binlerin ifade ediyoruz. Onun da çok altında, çok altında kalacaktır. Bugün basın ilan kurumu bile yanlış hatırlamıyorsam il merkezindeki gazeteler için bayiden satış oranını 500'e düşürdü. Geçen çıktı bir yönetmelik. Evet. Dolayısıyla bu rakamın da düştüğünü de göz ardı etmeyelim. İnternet gazeteciliğine şöyle bir geçiş yapmak gerekirse, yani bu şu demek, internet gazeteciliğini hiçbir şekilde önüne geçmeniz mümkün değil ve daha da büyüyecek bir sektör bu. Temel problem şu, aslında sosyal medya dediğimiz alanın geleneksel medya ve internet medyacılığıyla ilgili bir rekabeti var. Rekabet halindeyiz biz şu anda. Sosyal medyada herkes bir gazeteci olabiliyor. Herkes bir şeyler anlatıyor, paylaşabiliyor, bildirebiliyor. Dolayısıyla gazetelere olan ilgiyi de azaltıyor doğal olarak. Ya televizyonlara haber gönderiyorlar, WhatsApp attırıyor. WhatsApp attırıyor. Çıkıyor videoya kazayı, kazayı bir şeyi, tık atıyor, dakikasında televizyonda çıkıyor. Tabii. Şimdi bunun önüne bir şey geçebilir misiniz siz? Niye geçelim bir de ya? Bu da var ya. Teknik olarak niye geçelim değil. Şimdi ortada bir yapı var. Gazeteler var, televizyonlar var, hazır kurulmuş sistemler var. Evet. Dolayısıyla bunlar geri gidiyor, bunların rekabet etmesi gerekir. Mantık olarak. Bir şey ilave etmek isterim. Tabii tabii. Sohbet ediyoruz. Tabii. Geçen sene de çok sertçe internet gazeteleriyle ilgili sertçe köşe yazıları çıktı birkaç kere. Yani çok maksadını aşan ifadeler var idi. Ben o zaman ben de maksadını aşan bir şekilde cevap vermiştim. Dedim ki yani burada senin önünde söylemek istiyorum bunu. Matbaa icat edildikten yüzyıllar sonra Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye geldi matbaanın geç gelmesinin sebeplerini herkes bilir ki nedir işte mücellitler mesleklerinden olmasın, bir sektör evet çökmesin diye işte yok gavur icadı. Muhafazakar bir duruş sergilememiş. Yani gavur icadır, şudur budur. Aslında amaç matbaanın değil de işte el yazılmasının, mücellitlerin tepkisiydi. Evet. Yani o mücellitlerin duruşu neyse bugün internet ortamının, internet gazeteciliğinin karşısında duruş da aynı. Yani temel mantık olarak. O da bir teknoloji atlaması, sıçramasıydı. Evet. Bu da bir teknoloji sıçraması. Ona da karşı olanlar mevcut sektörü korumak için karşıydılar. Buna da karşı olanlar mevcut sektörü korumak için karşı. Evet, şimdi ben bir örnek vereyim. Mesela yaklaşık 3-4 yıl önce Demokrat Kocaeli'den hemen ayrıldıktan sonra o sıralar periskopu öğrenmeye başlıyorum. Yani bundan 2-3 yıl önce. Periskopu öğrenmeye başlıyorum. Periskop canlı yayın özelliği var. Aslında aklıma geldi. Ben girdim çıktım ona. Şey söylemeye çalışacağım. MHP'nin 4 adaylı kongresi vardı. Çok büyük mücadelenin yaşandı. Heyecanı, stresi yüksek kongre. Dedim ki daha sonra ya aslında ben ilk kongrelerin periskoptan yayınlayabilirim ya. Kimse de yok. Ben de bir yenilik yapmış olurum. Bakın Facebook bir canlı yayın özelliği getirdi. Evet. Periskopu bitirdi. Bitti evet. Televizyonların canlı yayını canlı yayın avantajını elinden aldı. Evet. Yani böyle bir şey var mı? Ya siz statik olmanız mümkün değil. Ticarette de böyledir ama bizim medya sektöründe daha hızlı böyle. Dolayısıyla bu alan geleceği olan bir alan. Ben ne yaparım kısmına geleceğim de teknik olarak buraya basın, benim önerdiğim şey şudur konuştuğum hep arkadaşlarla. Basın ilan kurumunun ki gazeteler biz o kadar masraf yapıyoruz diyorlar ama o kadar da para alıyorlar. Şu anda da yani minimum maliyet, maksimum kar, minimum habercilik üzerinden çıkıyor bugün gazeteler. Daha haberciliğe yatırım da yapmıyorlar. Ticari bir şey bu neticede. Çok da şey yapmıyoruz yani. Neden öyle demiyoruz? Neden öyle diye demiyoruz. Tabii ticari de bir şey bu. Ama mevcut sistem, mevcut gazetelerin haberciliğini geriletiyor. Bunu da kabul etmemiz lazım. Tabii. Dolayısıyla ben diyorum ki, teknik bir konu ama basın ilan kurumunun gelirlerinde %10'luk 20'lik bir payın internet medyasına da dağıtılmaya başlanması önemli olur. Başlanırken de
Buna da bir takım kıstaslar getireceksiniz. Nasıl gazetelere getirdiyseniz. Evet. Diyeceksin ki kardeşim sen home office çalışamazsın. Kardeşim sen işte içerisinde 5 kişiyi çalıştırırsan sana şu kadar para, 10 kişiyi çalıştırırsan şu kadar para. Yani bir kıstas getireceksin. Sonra içerisinde iletişim fakültesi mezunlarının çalışmasına hani MİA'da olduğu gibi artı bonus getireceksin. Yani bir takım düzenlemeler yapılabilir ve bu alanda her ne kadar sayım zorluğu olsa da teknik bir konudur neticede. Teknik konuda özellikle bilgisayar konusunda, dijital konuda hile çok var. Hile çok girebilir. Ayrı dava. Ama bir şekilde sürece girmek ve o alanı yönetmek lazım diye düşünüyorum. Dışında kalmanız size hiçbir şey sağlamaz. Aynı zamanda denetlenebilir hale getirmiş olur. Denetlenebilir hale getirsin. En azından herkes home office yapmasın. Elinden bir tane bir şey bulan yazmasın. Yazanlar kenarda dursun. Ama şu anda internet medyası çok daha dinamik, hızlı olmalarına rağmen resmi anlamda kabul karşılığı yok. Yok hükmünde. Yok hükmünde. Bu acı verici bir şey. Yani burada büyük bir kitle var. Burada sansasyonel etki gücü, algı gücü yüksek tabii. Bir şey var, bir alan, sektör var. Yani. Alan var ama siz bunu yok sayıyorsunuz. Bir ara internet hissesi çıkması gündeme gelmiş. Yok, ben bunu benim basınıyla kurmuyor tabii, arkadaşlarım da var, sınıf arkadaşlarım var, meslek arkadaşlarım var. Hep konuşuyoruz. Çıkması çok zor diyorlar sebep olarak da. İnternet yasası için mi diyorsun? İnternet düzenlemesi, basın ilan kurumunun internete geliri vermesi düzenlemesiyle ilgili. Çünkü basın ilan kurumu... Ama gündeme gelmişti bir ara. İnternet haberciliğini kastediyorum. Basın ilan kurumuyla ilgili bütün kuralların, yani tamamının, kanunların değişmesi gerektiğini, bunun da zor olacağını, kolay olmayacağını söylüyorlar. Ama yani her geçen gün aleyhine değil mi yani? Tabii. Var olan bir şey yok sayıyoruz yani. Hukuken yok. Ya öyle. Yoksun yani. Keyif için yapmışım, face'imi yapmışım, gazete yapmışım. Şimdi tabii mutlaka. Şimdi bir de dediğimiz gibi biz bu işin içinden geldik, okulundan geldik, sektörde çalıştık. Belli bir şeyimiz var, tecrübemiz var. Herhangi bir kişi açıyor, ben gazeteci olduğunu, büfeci açıyor. Yani bu bir eleştiri değil. İsteyen inşaatçı olabiliyor mu? Olabilir. Ama bunun bir kurallarının olması da son derece tabii bir şeydir. İnşaatta dün amel olarak başlayan da inşaatçıdır. Onun müteahhiti de inşaatçıdır. 30 senesi vermiş kişinin de inşaatçıdır. İnşaatçı deriz ama. Evet. Şimdi amelenin, dün başlayan amelenin gelmesi 150 liradır. Sorumluluğu çimentoyu yukarı taşımak kadardır. Yıllarını vermiş, müteahhit olmuş kişinin emeği fazladır. Karı zararı fazla, riski fazladır. Değil mi? Evet. Şimdi canın sıkıldı, bir site koyayım şuraya, ben de gazeteci olayım dersin de işte o kadar yani. O kadar yani. Ya eleştirenlerin de hak verdiğim tarafları var. Ne diyor mesela Kocaeli Kozu, en Kocaeli'yi. Birkaç tane gazeteyi, yani tamam bunlar gazete olarak bakıldı. Evet. Öyle gitti yani. Evet. Ya şundan da kaynaklanıyor tabii. Bunların kimlerin elinde olduğu önemli. Şimdi bakıyor tabii. Kimin gazetesi? Engin Şahin'in. Tamam. Herkes tanıyor, biliyor. Yani temelden gelme. Okulunu bitirmiş. Muhabirlikten başlamış, çalışmış. Her seviyede çalışmış. Resmi kurumda çalışmış. Yani Engin Şahin internet gazetesi yapıyorsa ona değil diyemezsin yani. Şimdi haber, köşe yazıları belli, haber akışı belli. Gündemi takip biçim belli. Onlara pek bir şey diyen yok zaten. Demin söylediğin gibi yani canım sıkıldı, bir site yapayım, ben de gazeteci olayım diyen çok, yeterince emek vermeyenlere ya da yeterince tecrübe sahibi olmayanların tek başına yapmalarından dolayı. Çünkü şimdi şey de oluyor, bilgi kirliliği de oluyor. Bir de bunun reklam boyutu var. Reklam pastasını paylaşma durumuna geliyor. Yani dediğim gibi adamın çevresi geniş, kuruyor bir site, reklam senin yaptığını... Reklamların yarısını alıyor. Şu tabii, bilgi vermeyi engelleyemezsiniz. Adam sosyal medyadan, Facebook'tan verebilir. Ama siz bunu basın ilan kurumu üzerinden gelir de dağıtacak şekilde bir düzenlemeye giderseniz, o geliri almanın da belli şartları olursa... O zaman rayına oturur. Bu biraz daha rayına oturur. %100 yönetemezsiniz. Böyle bir dünyada ülke de yok zaten. Yani mantıklı sistem budur. Evet, diğer konuya geçelim. Notları sen aldın nasıl? Ben gazeteciliği nasıl yapıyorum? Aslında yani azıcık ondan da bahsetmek tabii isterim. Şöyle... internet gazeteciliğinin tabii genel olarak itibarı yavaş yavaş olgunlaşıyor. Olmayanlar var, olanlar var. Ben bir takım, bunu her yerde söylüyorum, bir takım kıstaslarımız var bizim. Ya kardeşim, biz iftira atmayacağız, hakaret etmeyeceğiz, küfür etmeyeceğiz. Yalan yazmayacağız. Yanlış yazdık mı? Olabilir. Yazsanız düzeltirim. Özür dilerim gerekirse. Muhatapların bir açıklamayı gönderirsem mutlaka kullanırım. Tabi bunlar asgari standartlar. Bunları yaptıktan sonra bizim yapacağımız haberciliğe çok bir şey deneyeceğini de düşünmüyorum. Yani başka ne olabilir zaten?
Biz ya, insan tabii. olarak, ben insan olarak araştırma yazılarını seviyorum. Yani mesela MİA, o tür böyle imarla ilgili teknik konular bildiğim şeyler değil. Önce konuştum belediye ve parti, AK Parti cenahındaki isimlerle. O tarafın görüşlerini yayınladım. Daha sonra buna itirazlar oldu, ters bakış açıları oldu. Sonraki gün onları yayınladım. Bir sonraki günde elimde kalan diğer farklı bakış açıları vardı. Bunları paylaşmaya çalıştım. Yani ben yaşadığım şeyi, yani evet. bizzat yaşayarak paylaşmaya çalışıyorum. Bu konuda çok bilmediğim bir alanla ilgili. Çünkü mesela temelde ayırt edici noktalar var. Birkaç kişiye soruyorum. Diyor ki burası 10 yıldır zaten, 15 yıldır, 12 yıldır MİA kapsamı içerisinde zaten. Muhalifler de diyor ki ya kardeşim daha yeni sokmaya çalışıyorsun. Sen yani MİA alanın içerisinde. Eski sahibi varken niye verilmedi, reddedildi diye. Niye reddedildi? Yani. Mesela onu da sordum. O konuyla ilgili talebin de tekil olması, kişisel taleplere MİA alanın içerisinde hayır yanıtını verildiğini söylediler. Belediyeniz reddetmiş. Tabii normal bir uygulama bu ama. Tabii genel düzenleme olduğu zaman bu düzenleme kapsamında bir talep gelirse ona olumlu yanıt veriliyor. Bu yani cevap olarak doğru da şunu söylemeye çalışıyorum. Yani burada doğrusu ve yanlışını bazen biz bilemiyoruz. Her konuyu bilmiyoruz. Teknik adam bunu, bir de kamu kurumu diyelim. Kamu kurumu diyecek bunu kardeşim. Evet bu burada. MİA'ların içerisinde bakın ilgili tarih. İlgili tarihteki 2006'daki 7'deki harita bu. Evet. Bakın bu internet sitesinde. Bakın bu ilgili şu sitelerde, şu kataloglarda, devletin şu kurumlarında mevcuttur zaten. Bu o zaman da bu şekilde gündeme gelen bir konuydu. O zaman da içerideydi. Diyecekler. Hani bunu demedikten sonra bütün konuların peşinden koşamıyoruz. Tamam. Biraz da kurumların özellikle basınımızın ilgilendiği konularla ilgili zamanında teknik açıklama yapmalı tembellikleri de var. Yani zamanında çık söyle millete tamam desen otursun yani. Tabii ki ben bunu da anlamıyorum. Siyasette genellikle bu risk almama ilkesinin devamıdır diye düşünüyorum. Ya kardeşim toplum bir belli şeyleri konuşuyor. Ya yanlış konuşuyorsa düzelt. Tabii burada bir algı var. Bu algılarla oynuyoruz biz neticede. Bu algıya ilişkin bir şeyler söylüyoruz. Birileri kasıtlı yanlış söylüyorsa veya birileri eksik söylüyorsa veya birilerinin düzeltilmesi gerekiyorsa bu açıklama yapılmalı. Yani bunda niye yapılmıyor onu da bilmiyorum. Doğrusu. Ya genelde birçok konuda böyle oluyor. Şimdi yapılmadığı zaman da yani karın ağrısı var diye düşünüyor kamuoyu da yani. Kahvedeki adam öyle düşünüyor. Kesinlikle. Bak bir şey konuşamıyorlar, diyemiyorlar filan diyor. Kesinlikle. Ya çıkıp da dediğin gibi ya sitemize koymuşuz işte şu tarihli proje içindedir, değildir diye bir şey söyleseniz yaşasın atlayıp oturacak yani. Bu konunun ana şeyi o. Yani bir taraf diyor ki kardeşim siz burada Haldız grubu bir rant sağlamaya çalışıyorsunuz. İşte o konuşuluyor. Bir tarafta diyor ki hayır kardeşim bu 2006'dan beridir burada. Buradaysa bunu göstermek lazım. Dolayısıyla tartışmaların büyük çoğunluğu bitiririz. Tabii. Yani başkasının elindeyken reddettiniz. Beğendik aldı. Reddettiniz. Kendi bunu da bir açıklaması. AK Partili bir kimse aldığı zaman uygundur diyorsunuz. Bu şahibi öğretiyor. Öyle değilse izah edin. Bravo. Bunu... Değilse yani bunu mesela her şeyini ben yazacak değilim. Bir de efendime söyleyelim. Tek tek her zaman öğrendiğin zaman konuyu gündeme de getiremiyorsun. Böyle parça parça kalıyor elinizde. Dolayısıyla ben öğrenmeye çalışıyorum. Öğrenmeye çalıştığım gibi de yazmaya çaba gösteriyorum. Yani bu benim orada yazdıklarım benim düşüncelerim zaten. Başkası olmaya gerek yok diye düşünüyorum. Kendimiz neyse oyuz. Ben onu kendimi yansıtmaya çalışıyorum. Yani sonra köşe yazarları ben sık sık söylüyorum. Katılır mısın bilmem de yayında söylerim yani. Köşe yazarları böyle teknik konular haricinde tabii. Kentin gündemiyle ilgili ya da ulusal gündemle ilgili fikir beyan ederken yanılma payıyla yazarlar. Ya bunu Allah'ın ayetini yazmıyorlar yani. Yanılırsa da ya kardeşim sen bunu yazmışsın ama öyle değil. Böyle derseniz de o köşe yazarı zaten köşe yazarıysa bir görüşün bayrakları falan değilse hemen alır der ki ben böyle demiştim ama aslı böyleymiş aydınlatıyorum falan der. Bu değil mi? Şimdi benim o konuyla ilgili bazen ben de eleştiri alırım. Yani çok yumuşak yazıyorsun diye. Ya arkadaşlar şimdi benim Demokrat Kocaeli'deki ilk köşe yazarlığım dönemi vardır. Adem Turgut'un ilk dönemlerinde, gazetenin ilk çıktığı zamanlarında. Köşemin adı soru işaretiydi. Ya ben soru sormayı seviyorum. Öğrenmeyi, araştırmayı, doğrusunun ne olup olmadığını peşinden koşmayı seviyorum. Şimdi ben birincisi soru sormayı seviyorum. İkincisi, yani bilmediğim bir konuyla ilgili daha çok soru soruyorum. Çok kesin olduğu, yani kesin bilgiye sahip olduğum konular var. Bunlarda biraz daha keskin bir duruş sergiliyorum. Bu bir nezaket.
bir efendime söyleyeyim, korkudan, çekinceden kaynaklandı bir buyuşluk. Ben senin birkaç tane sert yazını da biliyorum şimdi. Ha, tabii. Oralara girmeyeyim ben. Sert yazılar da olur, olmaz diye bir şey yok. Genel anlamda. Delikanlı insan gel yazılarını da biliyorum. genel anlamda onlar olur ama nadir olur onlar. Nadir. Herkese bunu kullanıyor. Birkaç böyle peş peşe bir delikanlı insan gel, ben buradayım. Kardeşim sen ne diyorsun? Ya şöyle, onları normalde çok yapmak istemiyorum. Şartlar iterse, yani dişlerimiz de var diyorsun. Yani şöyle şimdi bu işler böyle dönüyor maalesef. Ya biz bunu böyle yazmıyoruz. Adam burada başka şey yazıyor. Ayıp, ya utanmak yok. Yani şimdi öyle bir şey ki gerçekten utanmak yok. Bu arsız dediğimiz mevzu bu. Utanma duygusu olmayınca insanda kalem elinde yazıyor. Şimdi bir şey anlatayım. İsim vermeden bunu konuşuyoruz tabii ki. Tabii ki. 10-15, 10 sene diyelim. Neyse, bir geçmiş zaman içinde işte bir tane kurumda ilgili doğalgaz firmasıyla ilgili köşe yazıları yazılıyor sürekli aynı şahıslar tarafından. Şuradan şuraya yapılan doğalgazda işte bu şu kabloların fiyatı bu kadar iken bu kadar niye oldu? Burada işte şunlar kullanılması lazımdı, yanlış yaptılar, para ettiler diye yazı yazılıyor. Şimdi kurumun müdürü arıyor. Diyor ki bu hat arasında böyle bir çalışma yok, bir. Bu iş teknik iş içerisinde dünyanın hiçbirinde senin tarif ettiğin gibi bir kablo da yok. İki, böyle bir kum da yok. Üç, bu farklı anlamlar. Yani bunu niye peşindesin, niye yazdın diye özür dilerim diyor, kapatıyor, ertesini bir daha yazıyor. Şimdi onu bilmeyen okuyucu ne o teknik bilgilerine haberdar, yani kablonun çapını, boyunu, bilmem nesini haberdar değil. Okuyor, vay anasını bak neler diyormuş diye algı oluşturuyorsun. Dedin yani arsızlık diye. İşte arsızlık buna denir yani. Yani ne öyle bir çalışma var, ne öyle bir kazı var, ne öyle bir kablo var. Hani Hazreti İsmail meselesi var ya, koyun geldi, kızı geldi, neresini düzelteyim demiş mi kardeşim? Yani bu bu itirazlar bize de çok geliyor. Çok da var. Ne yapabiliriz? Hiçbir şey. Ama bu gazeteciliğin şu anda günümüzde kullanılma şekli de bu maalesef. Açık konuşalım. Tetikçilik olarak da kullanıyorlar bunu. Ben o yüzden soru soruyorum. Mümkün olduğu kadar muhalifleri dinlemeye çalışıyorum. Çünkü hiçbir konu bir pencereden göründüğü gibi değildir. Hiçbir konu. Kimisi karşı taraftan bunu yanıltarlar, kasıtlı olarak yanıltabilir, başka yöne çekmeye çalışabilir. Ancak herkesin bir cevap hakkı var. Şimdi bana birisi bir şey söylüyor, yani söylediği şeyi onun görüşü olarak kullanıyorum. Karşı tarafta cevap verince bunun görüşü olarak da cevabını yayınlıyorum. Bu olur. Yani ben şimdi işin kamu tarafında da biraz bulunduğum için bunları çok iyi biliyorum. Bazen beni de arkadaşlar uyarıyorlar. Yani belediye tarafından yazıyorsun falan diyorlar bazen mesela. Ya arkadaş ben doğrusunu biliyorum mesela. Mesela bir denetim kurulu üyeliği mevzu vardı. İsmi vermeye gerek yok. X şahsın yani denetim kurulu üyeliği alıyor. Herhangi bir denetim raporu hazırlamıyor. Ya şimdi ben mesela çalıştığım için yani bunu da anlatmaya ihtiyacı hissediyorum. Çünkü hani ben konuyu biliyorum. Hakim oldum bir konu. Hakim oldum. Ne yapayım? Onu yazmazsam ne yapabilirim? Nasıl bir orada duruş sergileyebilirim? Bir şey söyledim. Bildiğim şey ne? Yani. Kardeşim denetim kurulu üyelikleri sadece yöneticilere ilave gelir olması, memur maaşlarının düşüklüğü sebebiyle ilave gelir olması sebebiyle verilir. Bu Türkiye'nin her yerinde böyledir. Bütün siyasi partilerde böyledir. Yani bu belediye, o kuruma, o kişiye has bir şey değil ki. Ve bütün kurumlarda tarafsız denetçiyi de kendilerini denetlettirirler. Bu kent komutu için geçerliydi bu tartışmalar. Şimdi ben bunu söyleyince maksadım arkadaş diyor ki niye X kişiyi savunmak için yazıyor? La bu savunmak için değil bu yazı. İş böyle. Doğrusu bu. Dolayısıyla yani bunu da yani arkadaşları da eleştirerek, onlara saygısızlık yaparak, onlara tepeden bakarak da yazmıyoruz bunu. Evet. Ama bir şey de söylememiz lazım. Mesela hani bütçe konusu geldi. Bütçe konusu konuşulunca hani bu bütçeyle 10 tane tramvay yapılır diye haberler de yaptı arkadaşlar. Yapılabilir böyle haber. Ayı dava ama ben yine hani doğrusunu aktarmaya çalışıyorum. İşin kamu tarafında da bulunmuş bir gazeteci olarak. Kardeşim bütçelerin tamamı kullanılmaz. Siz maaş alıyorsunuz. 1.000 lira para aldınız. Ya bunun tamamını harcayabilir misiniz? Kiranız var. Yoksa telefon, bilmem cari gider dediğimiz kamuda da cari giderler var. Yani belediyenin bütçesi 2.5 milyar lira. Görünmeyen el mi diyorsun? Efendim? Görünmeyen el. Yok, görünmeyen el değil. Bu normal rutin giderler. Yani işçi maaşları. Tamam. Verdiğin arabanın yakıtı, işte tamam, parkın, Seka Park'ın güvenlik görevlisinin maaşı, sigortası. Bakımı falan. Bakımı, ıvır zıvır. Siz park deyip geçmeyin. Her parkın bir bakım
bedeli var. Tabii haliyle. Canım, dolayısıyla yani bu 2,5 milyar liranın ben söylüyorum yaklaşık 1 milyar lirası en fazla yatırım bütçesi olarak kullanılabilir. Kalanı cari giderlerdir diye belli şeyler konuşuyoruz. Buradaki hani bunu böyle yazmamın sebebi bunu o alanı bildiğim için. Doğru. Yani 2,5 milyar bütçemiz var. O parayla ne yapılabilirdi? Şu yapılabilirdi. Bu da olabilirdi. Aslında bu da çok mantıklı niye değil. Bilen mantıklı değil. Bu cevap oldu. Ben onu ne yazıyorum orada bir de yazdığım şey de önemli. Bütçelere nasıl bakmak lazım? Bir, eldeki parayı nasıl kullanıyor? Evet. İki, tasarruf yapıyor mu? Üç, kardeşim kentin ekonomik değerlerinden değer üretiyor mu? Gelir üretiyor mu? Tasarruf yapıyor mu? Bir açalım. Niye tasarruf yapsın ki? Tasarruf kavramını kaldırayım, özür dilerim. Tasarruf. İsraf etmesin anlamında mı? İsraf etmesin anlamında söylüyorum. Tamam. Tasarrufa tamam. Karşı olduğunu İsraf. İsraf etmesin yani. Tamam. Yani parasını nasıl kullanıyor? Kentin gelirlerinden kendine ilave gelir üretebiliyor mu? Ankara'dan genel idare, genel bütçeden de Kocaeli'ye katkı sağlayabiliyor mu? Yani bir kamu yönetiminin bütçesine böyle bakmak lazım diyorum. Ha şimdi bu biraz öğretici bir yazı oluyor. Yani her haber sorgulayıcı olmaz. Öğretici da, olmasın, sorgulayıcı olmasın, ona yanaşmasın, ona ölmesin, ya bu, anlatmasın. Ne yazmayalım mı? Yani bravo, bu konuyu bilmekle alakalı. Ama bazı konular geliyor. Mesela bugün yazdığımız bir konu vardı. Gemze'deki gümrük tasfiye memurluğu, evet. Tasfiye müdürlüğü deposuyla ilgili. Evet. Yani sağlam bir konu, sağlam bilgiler var. Şimdi biz yine de orada kişiler kendi tabii... İsim olarak gelmiyor bize. İsim olarak gelmeyince... Yanlışsa tabii, yazmışsın yazının sonunda. Demişsin ki eğer demişsin bu bilgiler yanlışsa çıkın. Deyin ki kardeşim bunlar yanlış. Böyle de bir şey yoktur. Bizi yıpratmak için muhabbetler yapılıyor. Deyin evet. Aslanlar gibi savunun biz de yazalım. Evet yani. Doğruysa da devlet keskin kılıcını göstersin. Bu gibi davranan kimselere hukuk önünde bedelini ödetsin. Aynen. Yani burada yani, amacımız herhangi bir şekilde kurumlar üzerinde herhangi bir şey üretmek. Ya ne bileyim, müzmin muhalif bir tabu cevap var. Cevap geldi mi onunla ilgili? Bu yok şu anda değil, daha sabahleyin daha olduğu için henüz gelmedi. Daha vakit var, daha gün içerisinde biraz hayırlı diye düşünüyorum. Bir de şeyi soracaktım sana. Biraz özel muhabbetler de yapalım istiyorum. Buyurun. Bir saldırı söz konusu oldu. Hı-hı. Değil mi? Hı-hı. Hem demin konuşurken aklıma geldi. İşte yumuşak bir üslupla yazıyorsun diye eleştiriyorlar diyorsun. Hı-hı. Yani sövmüyoruz, saymıyoruz, etmiyoruz derken. Buna rağmen saldırı... söz konusu oluyor. Nedir vaziyet? Bir şey demek ister misin? Yani şöyle bu öncelikle yani birkaç başlık altında söylemek lazım. Bazen arkadaşlar söylüyor yani fazla mı yazıyorsun o konuyla ilgili? Fazla mı kişiyi gündeme getiriyorsun? Şöyle oluyor arkadaşlar. Birincisi yani biz bir okul okuyoruz. Biz bu kentte düzgün yaşıyoruz. Ailemiz, anne babamız bizim bu kentte. Helalinden bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ahlak namuslu olmaya çalışıyoruz. Bir tanesi, hiçbir kurala, kaideye uymaksızın, hiçbir evrensel, insani değere dikkat etmeksizin, tamamen çıkar odaklı bir yayıncılık yapıyor ve istediği zaman sizi yazabiliyor. İstediği zaman başkasını yazabiliyor. İstediğini yazabiliyor. Ama siz onu yazdığı zaman, yazdığınızda sorun oluyor. Yani tersliyor, size şiddet uygulayabiliyor, uygulamaya çalışıyor falan filan. Ben bu hani anlayışı çok kabul etmiyorum. Acaba benim buna gücüm yeter falan diye mi düşündüler? Ya da korkuturum falan diye düşündüler. Ya o klasik her zaman yaptığı bir şey. Ama hani ben diğer arkadaşlar gibi ben bu işi çok para için yapmıyorum. Hani biraz mecbur kaldığım için de yapıyorum. Bunu da söylüyorum yani. Ayıp da bir şey yok. Bu sektör ahlaksızca yapılınca maalesef Türkiye'de, Kocaeli'de iyi gelir getiren bir sektör. Ama işte o ahlaksız olmanız lazım. Yani gelir sade gelir için yapılmıyor ki gazetecilik ama değil mi? Biz gelir sade gelir için yapıyoruz yani. O zaman daha gelir yüksek iş alanları vardı. İşte yani. Diyorum ya hayır. Yani, niye seçmişiz? Hayır şunu söylüyorum yani. Meslek ahlakı diye de bir şey var değil mi yani? Bizim açımızda var yani. Da yani ben söylüyorum işte siz eğer garajınızda bu kadar araba varsa yani bu kadar bir eli yağlı bir eli balda yaşıyorsanız bunun meşru bir açıklaması yok. Ben bunu helaline yapıyorum, görüyorum. Dolayısıyla bu bağırmaların, bu korkutmaların ekonomik bir değeri var. Değere çevirme çabası var burada. Şimdi ben de bu işi normal yapmaya çalışan bir insan olarak bunu kabul etmiyorum. Biz ne zaman dur diyeceğiz bu işlere? Bizi lekeliyor. Bir, ismimizi lekeliyor. Mesleği. Sektörü lekeliyor, mesleği lekeliyor. İki, sizin normal ekonomik ticari ilişkinize mani oluyor.
açık söyleyeyim. Bir arkadaşım diyor ki, yani şu arkadaş var ya, ondan korktuğu için sana ilan veremez diyor. O yüzden sana yanıt vermiyordur diyor. Yani bunu sıklıkla duyuyoruz. Bu noktalara çok çekin işte. Buralara geldi mi olmadı yani. Hayır, bunu sizin anlamı öğrenme imkanınız da yok ki. Tesadüfen denk gelip söylerse biri duymuş olur. Yani tesadüfen. Şimdi bu kadar böyle bir virüs gibi yayılıyor mevzu. Bu ya, normal bir şekilde mücadele edilmez ki buna. Nezaketle diyalog kurulmaz yani. Dolayısıyla ben burada bir kara düzen görüyorum. Yer yer bunun içerisinde hala belli siyasetçiler ve isimler de varsa bu kara düzeni deşifre etmeye çalışıyorum. Amacım ne? Kardeşim, ya bu işler biraz normal rayına girsin. Yani %100 çözülür mü? Asla öyle bir şey söylemiyorum. Ama var ilerlemesin. Ha, bu burada demek ki metastaz yapmasın diyelim. Tabii bu burada bu isim bir sonuç, sebep değil. Buradaki kentin doğurduğu bir sonuç. Dolayısıyla bunu doğuran unsurların da kendine çek düzen vermesi lazım. Bu işlerin biraz daha düzgünleşmesi lazım. Biraz daha düzgünleşirse kar kardır yani. Peki buna gazetecileri tabii tamamını katmıyoruz da ahlakıyla, edebiyle, kendi imkanlarını zorlayarak gazetecilik yapan kişilerin, firmaların, kurumların biraz bu yollara itilmesi sistem tarafından söz konusu değil mi sence? Tabii o da var. Yani şimdi matbu gazeteler dahil buna yani. İnternet dahil, matbular da dahil. İşte haftalık gazete çıkartıyor ya da yeni çıkarmış. İşte onun süreci var vesairesi var. Buna rağmen basın ilan kurumu zaten kriterleri yerine getirdiğin zaman otomatik olarak veriyor. Bizim gazete, sizin gazete, AK Partili, MHP'li diye bakmıyor. Amenna, o adaletle gidiyor. Ama kurumlar, özellikle belediyeler, değil mi? Belediyeler basın birimleri var. Sen orada görev yaptın Büyükşehir'de daha önce. Ben de maalesef Körfez'de yapabildim. Orada Kocaeli'deki gazetenin listesini önüne koyuyorsun. Kutlama vereceksin değil mi? Alıyor adam. Bu bizimle ilgili yazdı. Buna, buna, buna. Gerisine vermeyin diyor. Bu biraz fazla bir yetki değil mi? Nasıl basın özgür olacak? Senin yolundaki çukuru nasıl yazsın bu adam? İlan vermiyorsun. Geliri de yoksa. Hani bu sistem esir almış olmuyor mu bu gazeteleri? Basın haber alma özgürlüğüne bu zarar vermiyor mu? Yani basın ilan kurumu nasıl belli kriterlerini getiren bütün gazetelere belli oranlarda vermek zorundaysa yasa gereği değil mi? Kurum ve kuruluşlar, belediyeler örneğin aynı şartlara tabi olamaz mı? Yoksa benim hakkımda yazı yazdıysan sana vermiyorum. Sen bana yağ çek, sana 5 milyar veriyorum. Sen çekmezsen 2 lira veriyorum gibi demokrasinin kılıcı vaziyetine gelmiyor mu yani? Tamam, haklısın o konuda. O onun çok ötesinde şeyler var tabii ki mutlaka. Onu engelleyebilir misin? Yani bu biraz kişilerin tercihine bağlı bir durum. Onu çok fazla engelleyemezsin. Basın ilan kurumuna tabi edersin, engellersin. Niye? Yani diyeceksin ki bu basın ilan kurumunda tamam, yanlış diyelim. İlan alma şartlarını yerine getirmiş bütün gazetelere basın ilan kurumunun koyduğu kriterler ölçüsünde bütün kurumlar ilan vermek zorundadır diye yaparsın. Bitti gitti. Adam özgür özgür. Çukur çukur varsa yazsın. Haksızlık varsa yazsın. Yazabilsin. Değil mi? Doğru. Yazabilsin ama orada da şöyle bir bakış açısı oluyor kamuda. Sen de şimdi bunu iyi bilirsin. Kardeşim sen sürekli benim aleyhime yazıyorsun. Sürekli. Ve kötü niyetli yazıyorsun. Atıyorum. Ben seni hala desteklemeye devam ediyorum. Hukuk niye var o zaman? Mahkemeler niye var? Aleyh neyse, kötü bir şey varsa mahkemeye verirsin. Mesela böyle değil ama. Niye? Mesela o saldırı girişiminde bulunan arkadaşla ilgili söylüyoruz. Mahkemeye verirsin diyorsun. Bir belediye... Ya kardeşim şimdi... Kurumlardan bahsediyorum ben. Tabii kurumlardan. Sürekli bir belediye aleyhine yazıyor o kurum. Bir tehdit var mı ortada resmi olarak? Yok. Bir şantaj var mı unsur? Efendime söyleyelim. Yok. Kardeşim o zaman... özür dilerim. Bir tehdit var mı? Yok. Adam yazmaya devam ediyor. Sen de bunu anlıyorsun ki belli ilişkileri kurmak istiyor. İlişkileri kurduktan sonra o yazılar bitiyor. Evet. Öyle seçtiyor. Peki öyle... Başka yol bırakıyor musun? Peki bu... Hayır, öyle değil. Yani tehdit etmeden eğer ya da açıklarını arayıp hep sürekli üzerine gitmeden beni susturmak için bana para versin zihniyetiyle yazı yazmadan gazetecilik yapabiliyor mu? Bu da güzel. Bu açıdan... Biz gazete tarafından bakacağız. Belediye tarafından bakamayız yani. Yok yok. İki taraflı bakacağız. Yani ben... İki taraflı onlar zaten bakıyorlar. Kim? Onlar kim? Belediye zaten bakar kendi tarafından.
Yok canım, ben şimdi ben olayı tahlil etmeye çalışıyorum doğru bir şekilde. İki taraftan bakarsak. Böyle bir yasa olsa herkesin atlamaz. Adam da tehditlere ihtiyacı duymaz. Nasıl olsa benim ilanım geliyor kardeşim. Güzel bir şey yapmışsa yazar. Çukur varsa çukuru da yazar. Yani zor, başka şansı kalmıyor yani. Yani ilan almak için ne yapmalı? Başka şansı kalmıyor. Ya temel olarak şöyle haklı olduğun yer var. Yani bu ülkede olumlu, güzel, araştıran yazıların tiraj olarak, reyting olarak çok fazla değeri yok. Ama Allah belanı versin, lanet olsun, işte hesap vereceksin gibi. Oraya zemin hazırlanıyor işte. Kaba saba cümleler söyle, gelip daha fazla reyting geldi diyorsun. Ya içi boş yazın belli ama vatandaş bakıyor yine de. Yani nerede? Şurada bir kavga olsa da hemen bakıyoruz değil mi? Kafayı uzatıyoruz. Yani zemin hazırlıyorlarken bu biraz da toplumsal bir şey. Ama bu basın ve kurumlar arasındaki ilişki bakımından ben Körfez'de göreve başladığım zaman bütün gazetelerin, internet gazeteleri dahil olmak üzere listesini, genel yönetmenlerini, sahiplerini, cep telefonlarını, mail adreslerini hepsini sisteme işledim. Hepsini elime aldım. Bir hafta hepsini gezdim. Tamamını. Bir tanesi hariç. Ona da bana gitmene izin vermiyoruz dediler. Amenna dedim. Hoş, benim de pek gitmeye niyetim yoktu. Hepsini gezdim. Hepsiyle görüştüm. Belediyenin aleyhine yazanlar da var, lehine yazanlar da var filan ama ön yargıları yoktu. Görüştük, ettik. Sonra belediye başkanı hepsini ziyaret etti. Yani rica ettik. Dedik ki beraber gidelim. Bak öyle değil, öcü değil bunlar yani. Ziyaret ettik. Çok güzel barış ortamı sağlandı. İlanlar da verilirken tabii ki tirajına bakarak. Önemli bunlar da. Herkese aynı parayı verirsen adalet olmaz yani. Tirajına bakarak, okunma oranlarına bakarak ya da bir takım kriterler de kendi çapımızda gözeterek ama tamamına, ama 50 lira ama 500 lira. Tamamına ilan zamanı ilan gitti. Bu 50 liraya, 200 liraya ihtiyacı olduklarından değil. Kurumun kendilerini muhatap almasından mutlu oldular gazeteler. Ama daha sonra ne oldu? Körfez'de bir çalışmaya başlamışsın. Yani mesela çok, örnek çok bir yeri çukur bırakmışsın değil mi? Ve duruyor da duruyor. Şimdi orayı fotoğraf çekiyor, gazeteci bana atıyor WhatsApp'tan. Diyor ki abi söyle burayı yapsınlar. Haber yapacağız, muhabirler atıyor bize diye. Ben ilgili müdüre söylüyorum, tamam diyor. Aradan iki ay geçiyor, haber çıkıyor. Onu kesiyorum, ilgili müdürün masasına koyuyorum. Al diyorum, şimdi sen oku bunu diyorum. Ben böyle çalıştım. Ondan sevmediler beni. Al şimdi bu haberi sen oku diyorum yani. Hala çukur. Şimdi bunu, bu görevi gazeteciler yapmasınlar mı yani? Yok, bu başka bir şey, bu yapsınlar. Ayda. Ama bu çok ciddi bir şey. Ve basın özgürlüğü, haber alma özgürlüğü adına yok, benim yerel medyada başka bir şey. Çok değerli bir şey. Yani. Benim söylediğim şey biraz bunu başka bir şey. Ya mesela bugün bir cinayet oluyor. Bugün herhangi bir intihar olduğu zaman, herhangi bir siyasal, sosyal, iyi tahlillerden çok daha fazla reyting elde ediyor. Yani en çok okunan haber oluyor. Ya o insan sosyolojik bir hadise. Yani biz onu düzeltme şeyinde kapasitesi değiliz. Yani böyle bir gücümüz yok. Yani eğitim düzeyi yükseldikçe falan biz vesaireye gideceğiz. Ama biz kentimizde başka bir, şey bir öneri getirebiliriz yani. Diyebiliriz ki bunu basınlar buna katın, herkes rahatlasın. Onu söylüyoruz. İlave daha yapalım. Türkiye'de daha fazla böyle oluyor. Kocaeli daha keza. Olumsuz yazılar. Her zaman daha fazla ilgi çekiyor. Ama basının, yani sen bu konuda eğitimli olduğu için ben haddimi aşmak istemiyorum. Dikkat edin konuşmama. Yani basının temel özelliklerinden bir tanesi azıcık muhalif olacak basın. Halktan yana olacak. Biraz muhalif olur. Başka bir... Her yaptığını şakşaklarsan Pravda derler atama yani. Pravda da gitti. Şimdi kimse de anlayamaz onu. Sovyetler Birliği varken onlar geçti. Neyse. Yani her yaptığınızı güzel diye yazmak durumunda olursak bizim okuma belediye bülten dağıtsın daha iyi yani. Belediye de kendi gazete çıkarıyorlar. Ne şurada bunu yaptık, burada bunu yaptık diye. O zaman bunları almaya gerek yok. Körfez üzerinde sen düşündüğün zaman başka yere gidiyorsun. Onu her yaptığın Körfez şey, demiyorum, Kocaeli'de de yaptığını, öyle. Onu kastetmiyorum. Yani her yaptığını negatif yapmanın değeri fazla. Onu söylüyorum. Sen muhalif, halk onu sever. Muhalif yazıları sever halk. Halk muhalif yani. Halk, yani Osmanlı'da da böyleydi. Yani iktidardan yana, iktidarı çok destekleyenler hiçbir zaman kahraman olmamışlardır yani. Yok onu söylemiyorum. Halk biraz kahramanlarını sever. Köroğlu'yu sever, Dadaloğlu'nu sever, Pir Sultan'ı sever. Biraz başına iş gelen takımı sever yani. Şimdi bu bizim sosyolojik yapımızda var ise ama bunun da dozunu aşırttırarak bunu bir şantaj aracına dönüştürerek kullananlar da var ise ki oluyor var değil mi? Bunları yasal zeminde basınlar kurumuyla demin söylediğim öneri getirirsek adam der ki kardeşim ben kötü de yazsam iyi de yazsam bu ilan bana geliyor mu? Geliyor. Ne uğraşayım adamla der. İşini yapar. Ben çok iyi niyetli bir yorum. Azaltır en azından. 100 tanesi böyle yapıyorsa 10 taneye düşer. Başka yol bırakmayınca ne yapacaksın? Hiçbir devlet kurumu sana ilan vermiyor. Bak hiç kimse. İş adamları zaten devletle iş yaptıkları için vermiyor. Değil mi? O gazeteye ilan verirsem bunu da belediye başkanı görürse bana
Benim söylediğim İş şey vermez. Başka. Yani hayır, basının böyle, çok şey yapıyor. Çok iyi niyetli. Çok atıyor. Şöyle benim söylediğim ve biraz önce konuştuğumuz asıl örnek, kardeşim burada muhalif olduğu için değil. Yani Osmanlı'dan beri muhalif davrandığı için değil. Yani öyle eleştirdiği için değil. Yani burada hakaret olduğu için, bağırıp çağırdığı için. Hakaretin de hukuki zemini var gider. Allah, ya şimdi ismi yok. Genel olarak Allah belanı versin. Genel olarak bir isim kullanmış. Hakaret sınıfına girmiyor. Şimdi gazeteci neyin hakaret girdi? Ben savcılığa verildim bu konuda. Savcılık şey dedi. Allah belanı versin demiştim. Dua, dilek niteliğinde olduğu için kovuşturmaya yer yoktur diye kağıt gönderdi. Evet. Kurtuldum ondan. Şimdi gazetecilerden neyin hakaret, neyin hakaret olmadığını biliyor. Allah belanı versin yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani. Dolayısıyla bu algıları oluşturacak bir şekilde ama o yanlışları, o kendilerini cezaya yönlendirecek kelimeleri kullanmadan bunları biliyorlar. Evet. Sen diyorsun ki ortada böyle bir şey yok ama o da sürekli bir kişinin aleyhinde yayın yapıyor. Amaç ne? Sürekli yayın yapıyor. Ne sürekli amaç? Amacın iyi bir şey olmadığı, toplumsal olmadığı falan. Ne olabilir? Yani bir kişiyi yıkmak, bir kurumu başkanı değiştirmek. Bak, evet. Bir siyasi amaç olabilir. Bir. Yani bir onu devirip yerine başkası gelsin falan gibi olabilir. Tabii tabii. Gazeteciler şuna soruyor. Ekonomik amaç olabilir. Tabii. Bence hangisi birincidir? Ekonomik amaç. Para verdim, susuyor mu? Tabii. Susuyor. Ekonomik amaç. Tabii. Buna kim zorluyor? Sistem. Başka şansı yok. Bir de böyle bak. Ben öyle bakmıyorum yani. Tekrar söylüyorum. Sen çok iyi niyetle bakıyorsun. Bu rakamlar öyle küçük rakamlar ama tehdit edince devasa 1 milyonluk araba alıyor. Evet. Onu senden rica edince o 1 milyonluk arabaya binemez. Evet. Böyle bu kadar devasa farkın olduğu yerde senin gibi o iyi niyetli adım cazip olmaz. Benim söylemek istediğim şey bu. Tabii ki o senin demek istediğin doğru bir şey. O olsun olmasın o muhabbet değil. Asıl burada çok büyük bir para var. Bunu da tehditle, şantajla elde ediyor. Bunu alenen bir belediye başkanı alenen tehdit ediyor. Alenen bununla ilgili de adım atılmıyor. Yani hukuki zeminde sıkıntıya girmeden özenli kelimeler kullanarak bir başkanı tehdit ediyor. Evet. Yani sen diyorsun şimdi bunu belediye buna da gazetecilik diyor. Ben başkan olsam ararım kardeşim ne istiyorsan benden derim yani. Öyle değil ama. Ne evet. istiyorsun? Neyi yanlış yaptık? Onu söyle. Şurada yolsuzluk yaptın. Çıkart kardeşim nerede var? Gel otur. Ha hani nerede var derim yani. Biraz önce sen söyledin. Kişi normal diyalog kursa da yine bildiğini okuyor. Yine aleyhte demeyelim de kötü niyetli. Ben onu sağladım. Bak. İnan buna şimdi sağladım. Bence çok böyle. Şu var ama bak. Demin örneğini gösterdim. Ya sağlayamazsın. Ben kötü niyetli olduktan sonra bunu sağlayamazsın. Sen sağlayamazsın diye bir tez söylüyorsun. Ben size sonuç söylüyorum. Ben sağladım. Yani, yine de bu haberler çıktı mı? Ömrü hayatın orada kısa oldu. Sen onu uzun orada yaşasaydın mı? Biz gördük hepsini. Çıktı mı bu haberler? Çıktı. Zaten gazetecilere ey gazeteciler habercilik yapmayın demeyeceğiz ki ya. Nedir? Mesela bir haber çıktı. Lütfen sen Körfez'den çıkar. Ben Körfez'i konuşmuyorum. Körfez'i demiyorum ben genel olarak. Ben şu anda yani. Uç bir örnekten bahsediyorum. Uç bir örnek zaten belli abi. Onu konuşmanın lüzumu yok ki. Lüzumu yok değil ya. Bu değer olan bir şey. 500 tane gazetecinin içinden bir tane de kırık çıksın ne yapayım ya? Onun o ölçü olmaz ki gazeteciler için. Niye? Ne alakası var? Rol model oluyor ya bugün. Rol model. Olmuyor mu? Rol model sen olamayan ne oluyor rol model? Niye olsun rol model ya? Herkes sığmıyor be kardeşim. Kim rol model? Olur mu? Evet. Ama ticari olarak başarıya ulaşmış bir model olarak görülüyor. Ya o iş adamları için rol model olabilir. Gazeteciler için rol model olmaz. Hayır. Çok iyi niyetli yani, bakıyorsun. Her, yani. Bütün yolları kullanarak paraya ulaşmak hedefi olanlar için. Yani kötü niyetli kimseler için rol model olabilir. Yani adam zaten hırsız olacaksa bir adam kendine bir hırsız rol model bulur yani. Anlatabiliyor muyum? Efendim sadece adamın hırsız olmasıyla da alakalı değil yani. Lütfen sosyolojik, toplumsal ortam da çok önemli ya. Niye oraya çözüm ne? Çözüm yok. Çözüm adil düzende ama biliyorsun. O da... Adil düzeni söylüyoruz, böyle yapalım diyoruz. Başka konuya geçelim. Duyursunlar evet, gazeteciyi çok konuştuk. Neredeyse bir saat olmuş. Ben. Evet, reklam arası duyuyor ama bir konuyu açalım ondan sonra buyur gelin. Buyur abi, hangisini açalım? Ben hepsini okudum, notlarını aldım. Sen hangisini istersen oradan gel. Onu alayım o zaman ben. Efendim? O gaz şey notunu alayım. Yok sen fark de. Etmez. İstersen, burada çok var. Baştan başlayalım. Real AVM olabilir. Devam edebiliriz. Senin ya şuradan o zaman konuşalım. Tanzer'in önerisi vardı. Kocaeli'nin değerlerini koruma kurulu oluşturulsun diye. Kocaeli'nin değerlerini koruma kurulu diyor. Artık bu belediye bünyesinde mi olur veya belediye valilik işbirliğiyle mi olur gibi. Yani bunları öne çıkaracak bir çalışma yapılsın diyor. Senin dudaklarından
pek işime gelmedi diye anlıyorum. Doğru mu? Yok hayır, ilk defa duyduğum için şimdi belli konuda. Şu da... Kandıra'nın indisi var, Eşmeli Hayvası var, işte Herekalısı var, birçok değerlerimiz var değil mi? Hı-hı. Yani bunlar biraz daha öne çıkarılsın, hem ulusal anlamda tanıtımı yapılsın, üretimi desteklensin. Bununla ilgili kurul oluşturalım, kentimizin değerlerini öne tutalım. Mevzu kurul oluşturmak değil ya, bugün tütün düzenleme kurulu da var. Yani ne yapacak? Kent için diyoruz ya. Yani tabii ne yapacak? Tamam, kurul oluşturdu, ne yapacak? Gidecek Kandıra'da indi diye soracak kardeşim, derdin nedir senin, kaç tane indi var, üretimde aşamada, sonra, satışın da aşamada, tanıtımın da aşamada sonra, yapacak. Herekeye gidecek, dünya çapında bir halısı var, diyecek ki kardeşim sen bu halıyı üretirken ne sıkıntı yaşıyorsun, onları çözecek. Sonra çözecek, çözmek ne demek yani, bir ekonomik olarak şey, bütçe mi vereceksin? Vereceksin, ne olacak yani? Yetki mi vereceksin? Verirsin. Ama ne kadar vereceksin? Hangi bakanlığın sınırlarına girecek? Bu değerleri... üretimini arttırmak, yani şunu ulusal söylüyorum. Çapta hatta uluslararası çapta tanıtmak anlamında. Şimdi kamuda çalışmış. Ne yapıyorsun? Fiiliyatta, pratikliği zor olan şeyler. Yani, biz size döneriz diyorsunuz. Yok yok, yani kulağa hoş geliyor, güzel, mantıklı. Ama uygulamada zor. Uygulamada bir kere zihniyetin değişmesi lazım. Bu kent konseyi yapar. Yapabiliriz, yapamayız. Niye yapmayalım? Kendi değerlerimize niye sahip çıkmayalım? Ben anlamadım. Yani sahip çıkmayalım. Gaziantep'in baklavasını bitmiş, onlar tesir ettirmiş. Cümleye nasıl geldin öyle, kendi değerlerimize neden sahip çıkmayalım diye? Evet. Öyle bir yargıda bulunmuyoruz. Ama ki. Bir şey yapıp çıkacağız. Gözümüz önünde. Herekalısı nerede abi? Karamüsel sepeti nerede? Karamüsel sepetinden bir kişi kalmıştı. O da onun oğlu. Sen bugün sepet kullanıyor musun Allah aşkına? Kullanmak değil, Kocaeli'nin değeri. Hı. Ya eğer sepet kullanıyor musun diye bakarsak biz... Çok yerde kaldık. O zaman gitmediğimiz... Ben Roma Tiyatrosu'na da gitmiyorum. Sepetten, yıkalım. Sepetten bir değer olur. Yapalım. Sepetten değer olur mu? Karamürsel'in şey bile var. Halk arasında yaygın söz bile var idi benim gençliğimde. Sen beni ufak tefek gördün de Karamürsel sepeti mi zannettin derlerdi. Aha. Şimdi Karamürsel sepeti mi zannettin desen adama acaba bu delik deşik anlamında mı söylemeye çalışıyor diye düşünür. Yani bazen öne çıkaralım istiyor. Eyvallah. Değer öne çıkarmak demek bence sürdürülebilirlikle alakalı. Sürdürülebilirlik. Halı. Halı da mı bitti? Sürdürülmez mi? Halı şu anda devam ediyor kısmen. Kısmen. Aha. O da Fikri Işık'ın özel bir desteğiyle, şeyle yani. Gerek de belli firmalar var. Belli firmalar var. Özellikle onun üzerinden daha ticari olarak da bir karşılığı var çünkü. Sepetin mesela ticari olarak karşılığı zor. Yani bir şeyin sürdürülebilir olması çok önemli. Hani sembolik olur. Süs sepeti yaparsın. Yani bunu da ticari olarak döndürmen lazım. Sembolik peki. Tek sepeti takılma ya. Onlarca var bunun gibi. Şimdi hepsinin notlarını almadım buraya. Çalışırım istersen. Onlarca var yani. Bu şekilde. İşleri yani sürdürülebilir olan. Bununla ilgili bir kurul oluşturmaya bu anlamda çek başına gerek yok. Bu biraz yöneticilerin bu anlamda bir zihniyet sorunudur. Zihniyet yaklaşımla ilgili. Kurul olmasa da yöneticiler yapabilir. Yapabilir yani, bunun kurul olmasına gerek yok. Önemseyelim. Yani temel olarak bizim manda üretimiyle ilgili yani Kandıra'da bir tane manda, çok evet. Güzel bir mandacılık tesisi var. Yani şimdi bizim tabii Türkiye'de devlet yönetimi, ülke yönetiminde bir entegrasyon sorunumuz var. Tabii devleti biz dönüştürüyoruz. Devlet dönüşüyor. Bakma yani eskiye göre çok ilerledi devlet ama daha hala yönetimsel olarak çok büyük sorunlarımız var. Mesela bir manda üretimi ile ilgili bir uygun ortamı oluşturmak Tarım İl Müdürlüğü'ne, İlcem'de Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'ne, Marka'ya, işte KOSGEB'e, gerekirse işte bir takım teknik bilimsel araştırmalarla ilgili TÜBİTAK'a bağlı. Yani konuyla ilgili birine pek bağlı. Çok birimlerin ortak çalışmasına bağlı. Yani ama Türkiye'de henüz böyle bir gelenek de oluşmadı. Yani böyle bir nasıl söyleyelim, bireysel teşebbüsler var. Kurumsal, sistematik bir teşebbüs, bir müdahale ve verim elde edecek bir ortam oluşmadı. Oluşmuyor. Oluşmuyor demin de daha zamanı var yani ona henüz. O olduğu zaman ancak bunlar daha rahat bir şekilde olur. Yoksa bir kurul oluştururuz. Yani sembolik. Sembolik. O da sembolik olur. Ya, ne yapacağız? Şey yaparız, o kurulu, şimdi, koruma kurulu oluştururuz. Tabii valilik mi? Valiye mi bağlı olacak? Vali sen dur bakayım yerinde deyince o duracak yerinde. Mesela il müdürü sen dur bakayım yerinde deyince o da duracak. Ya, böyle mi olacak? Ya, çünkü hiyerarşi diye bir şey var Türkiye'de devlet yönetiminde. Kim ne kadar esnek? Kim ne kadar yetkili? Kim nereye kadar müdahale edebilir? Nereye kadar bir şeyler yapabilir? Yani bu sistem üzerinde değişiklikler yapmadan kurul oluştururuz. Ne var? İşte işlevini yerine getiremez. İşte sürdürülebilir olmaz. İşlevsel olmaz. Yani maksat kurul kurarız. Amacına ulaşmaz diyorsun. Ulaşmaz tabii. Yani belki bir dönem bir heyecan yaratır ama yine atıl
Kalır mı diyorsun? Tabii devletin yani sistem düzelmesi lazım. Sistemsel olarak zihinsel dönüşüm diyoruz buna. Zihinsel dönüşüm meydana getirmesi lazım. O olmazsa olmaz. Peki, onunla ilgili görüşlerini aldık. Anakumanda reklam arası işareti yapıyor. Kısa bir reklam arasından sonra biz sizin karşınızda olacağız. Siz de bizim karşımızda olun. Garlübela Kardeşlik Teşkilat Derneği'nin sunduğu Osman Saraç'la Koca'nın gündemi reklamlardan sonra devam edecek. Evlerinizi güzelleştiriyoruz. Atmaca alçı yapı. Kurulduğu yıldan beri inşaat sektörüne birçok taahhüt, projelendirme ve müteahhitlik hizmetlerinde bulunan Atmaca Alçı Yapı, alçıpan, dekorasyon, iç ve dış cephe boya, ses, ısı ve su yalıtımı, dış cephe mantolama ve dış cephe söve dekorasyon hizmetleriyle de sektöründe önce olmaya devam ediyor. Estetik tasarımlar ve dekoratif çözümler sunan Atmaca Alçı Yapı, Kocaeli'de binlerce müşteriye hizmet vererek kaliteyi ön plana çıkartıyor. Sizler de uygun fiyat avantajlarıyla kaliteli hizmetten yararlanabilir, evinizin güzelleşmesini sağlayabilirsiniz. Kadıköy Mahallesi, Turay Güneş Caddesi, No 223, İzmit, Kocaeli. İletişim 0262 321 67. Kaliteyi gardırobunda taşımak isteyen erkeklerin tek adresi Bagimen. Bagimen, şıklığın ve kalitenin anlam kazanmış hali. Bagimen. Siz de erkek giyimi için bir adres arıyorsanız Bagimen'e uğramadan karar vermeyin. Giy ve kalitenin farkına var. Bagimen. Adres İnönü Caddesi, Ömer Ağa Mahallesi, No 156'ya B, İzmit, Kocaeli. İletişim 0262 322 2892. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. İmza Sevinç Aksu. Lösev hayat verir. Kaliteli malzeme ve profesyonel hizmet Serpentineklik PVC plastik doğramadan sağlanır. Pilise perde, pilise sineklik, panjur, katlanır cam, alüminyum korkuluk ve alüminyum doğrama, ses, su ve toz almayan tüm ürünleriyle yapılarda kusursuz çözümler. Serpentineklik PVC plastik doğramada. İletişim 0262 311 1166 0533 300 85 58. Adres Yenişehir Mahallesi Sultan Baba Sokak No 33 İzmit Kocaeli. Serpentineklik PVC plastik doğrama. Hayata bir de bizim penceremizden bakın. Yer hayal edin ki sizi mutlu edebilecek her şey olsun. Kocaeli'nin incisi Seka Park'ta Körfez'in eşsiz manzarası eşliğinde huzur bulacağınız ortamıyla Palmiye Cafe yenilenen yüzüyle sizlerle birlikte. Özgüven Market.
Hizmette kalite, alışverişte ise özgüven. Acısu Derbent ve Nusret'in şubeleriyle siz değerli müşterilerini bekliyor. İletişim 0262 353 42 21. Eftal Maya Evleri, Kocaeli'nin Gözde semti, Yeni Mahalle Radar mevkiinde, doğanın içinde, yaklaşık 1000 metrekare yeşil alan içerisinde, 20 daire, 3 iş yeri, 200 metrekare kapalı otoparkı ile siz değerli sahiplerini bekliyor. Maksimum güvenceyle hayallerinize kavuşacağınız yeni yaşam alanları, Eftal Maya Evleri. Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. İmza Sevinç Aksu. Lösev hayat verir. ...2009 yılından bu yana hizmet veren Aşina Çorba, 150 kişilik kapasitesiyle müşteri odaklı çalışan personeli ve her türlü müşteri istek taleplerini değerlendiren servis anlayışıyla göz doldururken, siz değerli müşterilerini lezzetleriyle de aşina yapıyor. Muhteşem çorbalarının yanında müşterilerine farklı lezzetler de sunan Aşina Çorba, şimdilerde ocakbaşıyla da iddiasını ortaya koyuyor. Alışılmış lezzetlerin dışında yöresel lezzetleri de sunarak 7 gün 24 saat hizmet anlayışıyla evlere ve iş yerlerine aldığı siparişlerle Adana'yı ayağınıza getiriyor. Unutulmaz bir lezzet deneyimi için sizleri de Aşina Restoran ve Ocak başına bekliyoruz. Şoray abi, başım dertte. Hayırdır? Kredi kartına bir türlü para yetiştiremiyorum. Kese kağıdını doldurduğun gibi kullanıyorsan kartını yetiştiremezsin. Ne yapayım abi, kullanmayayım mı? Kullan ama limitin kadar. Bankanın verdiği limit. Hayır, limitin ödeme gücündür. Günü geldiğinde ödeyebileceğin kadar harcama yap kartını. Ama abi bir tane kartım yok ki. Fark etmez. Önemli olan ödeme gücün. Aşarsan para yetiştiremezsin. Anladım abi. Unutma, kredi kartı havadan gelen para değildir. Nakit yerine kullanabileceğin bir ödeme aracıdır. Doğru kullanırsan hem sana fayda sağlar hem de ülke ekonomisine. Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. İmza Sevinç Aksu. Lösev hayat verir. Kalu Bela Kardeşlik Teşkilatı Derneği'nin sunduğu Osman Saraç'la Kocaeli'nin gündemi devam ediyor. Kısa bir reklam arasından sonra Kalu Bela Kardeşlik Teşkilatı Derneği'nin desteğiyle sunduğumuz Kocaeli'nin gündemi programı devam ediyor. Konuğum enkocaeli.com gazetesi genel yayın yönetmeni arkadaşımız Engin Şahin. Zamanı iyi kullanmak için hemen yeni konuyu soruyorum. Engin Şahin.
Donanma davasından başlayalım o zaman. Senin hakim olduğun konulardan bir tanesi. Donanma davası ile ilgili ne dersin? Benim de pek hakim olmadığım konulardan bir tanesi. Aslında hakim olmaktan ziyade ben haberciliği yerinde görmekle, bizzat olayın taraflarını dinlemekle daha keyifle yapıyorum. Tabii. Bunu da böyle yapmak istiyorum. Asıl olan o zaten. Öyle olmaz. Asıl olan o ama bu. Asıl olanı çok yapan yok. Mesela ben şu FETÖ davalarına da bir ara girmek istedim. Veya hızlıca şimdi de bahsedelim. Konuşalım. Şimdi mesela herhangi birisi yargılandığı zaman, mesela Öner Polat'ın yargılanması. Yani ben konuyla ilgili bir şey söylüyorsam, duruş bir Öner Polat'ı tanıyorum. Tanıdığım şeyi yazdım zaten. Bazı arkadaşlar işte bunu Ömer Polat'la ilişki kurmaya çalıştılar. Ya ben alakası yoktur diye yazdım. Yani bildiğim şeyi paylaşmak adına söylüyorum. Ne Ömer Polat'ı kollamak, ne oyun bozan olmak için bildiğim bir şeydi. Netice ne oldu? Sonra ben Ömer Polat'ın duruşma tarihini öğrendim ve o duruşmaya gittim. İddianameyi dinledim savcıdan. Savcı 2014 yılında 5-6 kere bağlanmaktan, baylava bağlanmaktan bahsetti. İçerik yok. Saniye yok. Saniyede bir 3-5 saniye galiba. Yani içerik yok. Dolayısıyla başka bunu destekleyecek delil yok. Ben de savcı ne söylediyse, mahkemede ne konuşulursa bunları paylaştım. Şimdi bunun üzerine ne laf söyleyeceksiniz? Evet. Bu habercilik de güzel bir habercilik olur. Ben doğrusunu öğrenmeye çalışıyorum. Tarafları dinlemeye çalışıyorum. Yani sonrasında da Mor Bey'in mağduru olduğu çıktı zaten ortaya. Evet. Şimdi herkes de bunu yapabiliyor muyum? Hayır. Ama mesela iyi ya da kötü, Murat Özdağ konularıyla ilgili bir şey söylüyorsam ben duruşmaya giriyorum. Mesela bir Murat Özdağ duruşmasına girdim o gün. Ramazan Baştürk'le beraber yargılandığı davaya. Allah aşkına 9'da oradaydım mahkeme kapısında. Ben 4.30'da çıktım. Yani orada bir yarım saat 45 dakika bir öğle yemeği arası vardı. Ben de onu hiç yakıştıramadım bunu ya. Neyi? Ya Murat Özdağ'ı okudu sonra çok uzun bir konu. Şaşırdım yani. Uzun bir konu. Onun detaylarını sonra konuşuruz belki. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani o ne zaman duruşmanın öğleden sonra başlayacağını bilmiyorsunuz. Azıcık orada hızlıca bir şey atıştırıyorsunuz. Yani ben orada o kadar emek sarf ediyorum. Dolayısıyla söyleyeceğim söz de benim emeğimle doğru orantılı değerli oluyor. Benden dolayı değil. Oradayım. Duydum. İddianame ne? Suçlamalar ne, cevaplar ne, bunları yazıyorsunuz. Haber takibi yapıyorsunuz. Haber takibi. Donanma duruşmasına gidecektim bir süredir. Yeni duruşma salonu nasıl bir yer? Yani nasıl yargılıyorlar, kim ne söylüyor? Gittim işte bir ara. Öncelikle giderken, Kandıra'ya giderken sol taraftaki cezaevi kompleksinin hemen en solunda. Yani Kandıra'ya doğru giderken cezaevi bölgesine geldiğiniz zaman evine doğru sola dönüyorsunuz. İlk soldaki otoparka park ediyorsunuz. Onun da zaten hemen üst tarafında. Yani en solda. Yani en İzmit'e yakın tarafta bir prefabrikten geniş bir yer yapmışlar. Herhalde eni 20 metre, boyu 100 metre falan vardır herhalde. Yaklaşık atıyorum bunları. Evet. Yeni bir yer yapılmış. Hakim yüksek bir yerde, şöyle hakim mahkeme heyeti. Bu tarafta savunma avukatları, bu tarafta müşteki avukatları. Ortada genişçe bir alan, burada sanıklar var, tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar, ardından sanık yakınları ve burada da dinleyiciler kitlesi vardı. Basına yer var mı? Basına tabii yer var. Basında çok ekran var zaten orada. Yani mübaşirin orada, mübaşirin diyorum, katibin orada hızlıca yazdığı şey, görüyorsunuz duruşma tutanağını. Bizzat görüyorsunuz. Ortam çok güzel. Dev bir ekran var. İnsanın yargıdan hızlı geliyoruz. Şimdi espriyle böyle konuşulabilir. Dev bir ekran var orada. Arkadaysanız görmeme ihtimaliniz yok. Yargılanan kişilerin yüzlerini, savunmalarını, mikrofon sistemi var. Her taraftan çok net duyuluyor. Çok iyi. Yani dev ekran dediğimiz yani şöyle yani en az 2 metreye 3 metre. Böyle büyük bir şeyden bahsediyoruz. Yakın çekimleri var. Ve bütün savunmaların görüntü kayıtları alınıyor. Herkese bu kadar şeffaf olur. Herkese yani. İstediği kadar savunma hakkı. Mesela ben gittim orada bir tane bir yarbay mıydı, üsteğmen miydi birisi yargılanıyordu. Adam 70 dakika boyunca kendini savundu. Ama durmuyor adam. Yani onlarca belge verdi. Ki o belgeler var. Ayrıca dikkat çekmek için mahkeme heyetine sunduğu belgeler de vardı. 70 dakika boyunca. Sonra çok iyiymiş ya. Normal biz alışık değiliz öyle şeylere. Değiliz. Ben ne diyorsun? Yaz kızım.
tutuklanmasına buyurun alacağız yani. Ben bunu Kocaeli Adliyesi'nde çok gördüm. FETÖ davalarına da girdim. Bu kadar uzun uzun dinlemiyorlar kimseyi. Tabii öyle bir şey. Çünkü vakit de yok, şey de yok. Fazla. Şimdi 5. Ağır Ceza Mahkemesi oluşturuldu. İşi ondan dolayı doğruydu. Orada donanma davasını tek tek dinliyorlar. 70 dakika o yaptı. Yanlış hatırlamıyorsam sonra soru cevap kısmı başladı. Hakim savcı soru sormaya başladı. Herhalde bir müşteki avukatlarıyla beraber yaklaşık 40-50 dakikalık bir süreç böyle oldu. Soru soruya cevap veriyor, soru soruya cevap veriyor. Sonra savunma avukatlarına sordu. Onların soruları vardı. Sonra tutuklu sanıklardan sormak isteyen var mı? Onlar sordu. Bakın, savunma avukatı sadece savunma avukatı kime soruyor? Ayrıca konu hem savunma yapıyor, ayrıca şeye sanığa soru sorabiliyor. Ayrıca tabii mahkeme heyetine ayrıca duyurmak istediği bir şey varsa. Anladım. Sadece 30 dakika ilave metin okudu savunma avukatı. Yani şeymiş ya, hani yargılanma şeffaf, rahat. Yargılama mantığı inanılmaz rahat, inanılmaz güzel. Orada insanlar lavaboya gitmek istiyorsa mahkeme yargısı devam ederken diğerlerini götürebiliyorlar jandarma eşliğinde. Yani o da bölünmüyor. Bir öğle yemeği arası var, sonra öğle yemeğinden sonra devam ediyor. Ortalama rütbesine göre bir kişinin yargılanması bir gün, bir buçuk gün, yarım gün sürebiliyor. Ama her şeyi soruyorlar, her şeyi anlatıyorlar. Dolayısıyla ben yargılamayı çok beğendim. Bunda bir parça yazdım. Teknik olarak bir sorun yok. Efendime söyleyelim. Yani verilen kararı ayrıca yargılayabilirsiniz ayrı dava. Ben şeyden bahsediyorum, fiziki ortamdan yargılama sistematiğinden mantığı. Şeffaflık, söz hakkı, savunma hakkına saygı, zaman zaman ulusal çapta eleştiri geliyor. Savunma hakkına saygısızlık yapılıyor falan gibi. Hakim son derece saygı, nazik, insanların sözlerini kesmiyor ama sonrasında çapraz sorgulamalar yapılıyor, herkes soruyor. Ya bu yargılama ortamını çok beğendim. Evet. Bunu söyledim. Adil yargılama var diyorsun. Yani evet. Bu evet kararla ilgili. Biz de gurur duyarız. Ülkemizde böyle yargılama olsun ki bütün mahkemelerde keşke imkan olsa da böyle olsa. Sabah başlıyor. 9.30'da oraya giriyorsunuz. Yani 9.30-10 gibi başlıyor. Akşam 5-6'ya kadar sadece bu yargılamalar yapılıyor. Dolayısıyla ben yargılama ortamını çok beğendim. Ben çok yargılamış bir adam olarak. Ama bak, 2009 senesinde bir ifade vermek için polis beni adliyeye götürdü. Yani kendim de gidebilirdim ama beraber gittik polis. Getirin demiş savcılık. Ben nöbetçi savcı var. Nöbetçi savcı da basın savcısı. Allah selamet versin neredeyse. Beni de şahsen çok iyi tanır. Söylemeyelim şimdi adını. Peki. Ben nerede ne yapıyor bilmiyorum. Ya adım şahsen çok iyi tanıyordu artık. Ya kaç tane evrak imzalıyorsa. Benimkinde imzalamış, beni hiç görmedi. Tutuklamasına. Yani polisler şok oldular kapıda. Nasıl tutuklamasına diye. Hiç tenekeden bir iş, hiçbir şey yok. Evet. Onun yüzünden gittim cezaevimde. Ben cezaevimdeyken gazetede haber yapınca bizim gazeteyi aramış. O zamanki gazeteyi. Ya demiş bu Osman Saraç bu muydu diye. Ya sen tutukluyorsun yüzüne bakmıyorsun adam kim diye. Kapıdan içeri sokmadılar. Yani tıkladı. Polislerin suçu yok. İçeriye dosyayı verdi. Ben olduğunu da bilmiyorum. Nöbetçi savcıya herhangi bir savcıya gittik diye. Yani çıkıp gideceğim oradan da bir şey yok. Olay yok yani. Polisler çıktılar dedi seni tutukladı. Götürdü cezaevine. Bu da bir işte adalet idi. Doğru. 2009'dan bahsediyorum. Yani. Şimdi 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ni ben bu anlamda çok beğendim. Sistem çok güzel çalışıyor. Tabii Türkiye 15 Temmuz'dan sonra bir şoktan çıktı. Bu şoktan sonra daha hızlı karar veremedi. Bütün FETÖ yargılamaları aynı sistemde, aynı dışarıda, aynı daha da uzun uzun yapılabilir mi? Yapılabilirdi ama siz aynı zamanda şeyde de adliyede de hakim ve savcılarda da FETÖ ayaklaması yaptığınız için bir şoklamaydı. O ara güvenilecek eleman da yoktu. Yavaş yavaş bunlar oturuyor mu oturuyor. Öyle oluyordu ki yargılayan da FETÖ çıkıyor. Öyle. 5. Ağır Ceza Mahkemesi ortamını o yüzden görmeni tavsiye ederim. Bir vakitim olursa lütfen gidin. Bana illa gösterirler bugün. Mesela illa FETÖ'cüler mi gidiyor oraya? Yok orada sadece o dava görülüyor. FETÖ davası. Sadece FETÖ davası ve o dava. Donanma davası. Tamam. Çünkü çok kapsamlı bir dava. Ama o gün gittim mesela, dinleyicilerden de bir kişi vardı. Ya dinlemeye gelen diyor. Dinlemeye gelen diyor. Yani bazen AK Parti'nin orada nöbet çizelgesi yazdığını görüyoruz, duyuyoruz. Ben gittiğim zaman da yoktu yani. Dile olsun içi teşkilatı varmış o gün. Ne oldu? Gitmesi gerekiyor, takip etmesi yani gerekiyor. Etmemişler. Evet. Başka ne söyleyelim? Taşeronlu kadro, taşıyacakları OSB meselesi istersen taşıyacaklarından girelim. Taşıyacakları OSB mesela ben bunu anlamıyorum. Ben Halıdere taşıyacağına bizzat oradaki insanların aramasıyla bir vasıta sebebiyle aracıyla gittim.
o gördüğünüz kayan tepelerin tamamına çıktım. Ona uygun ayakkabı da giydim. 70 yaşında amcalar var maşallah. Oraları bayağı tırmandılar. 5 metrelik toprak çöküntülerini, efendime söyleyelim, kirlenen dereleri bizzat gördüm orada. Ortam, onunla ilgili bir yazı yazdık zaten. O amcalar ne söyledilerse, toprakların bir kısmı kaymış, söylediler, yazdık. Eyvallah. Orada bir sorun var. Sorun ne? Gerçekten ocak işletmeciliğinde insanlar ocağı aldıkları zaman yayılmacı bir politika izliyorlar. Bunun çevreye getirdiği ve verdiği bir takım rahatsızlıklar var. Kurallara uymuyorlar yani. Kurallara uymuyorlar. Temel sıkıntı bu. Ancak bu taşıyıcı OSB meselesini ben anlamış da değilim doğrusunu isterseniz. OSB ne demek? Şimdi şöyle, ben köşe yazarlarından yaralanarak söyleyeyim. Ben bildiğim şeyi de söyleyebilirim. Yani rakamlar söyleyeyim. Köşe yazarı diyor ki Kocaeli'de 97 tane ya da 99 unuttum. 97 olmasın. 97 tane taş ocağı var. Bu taş ocakların işte ruhsatsız olanları da var ayrıca. Yani çok fazla, ufak bir coğrafyada çok fazla taş ocağı var. Çevreye zarar veriyor ve kuralsız çalışıyorlar anlamında çokça yazılar yazıldı. Geçen yayın döneminde de yazıldı. Onları okumuştum. Notlarım zaten o zamandan kalma. Bunların işte işletilme prensipleri var, yasaların ve işte tüzüklerin verdiği bir takım şeyler var. Bunlara uygun olmadan hoyrat çalışıyorlar. Ne çevreyi umursuyorlar, ne çevredeki vatandaşları umursuyorlar gibi. Bunların bir zapt rapt altında çalışmasını sağlamak için Kocaeli Taş Ocakları OSB kurulsun diye bir öneri vardı. Bundan önceki vali ve ondan önceki iki vali zamanında vali beyler ağızlarıyla biz bu Taş Ocakları OSB kuracağız demişler ama görev süreleri yetmemiş, gitmişler. Benim anlamadığım şey şu, ben mesela Kocaeli'de o kadar taş ocağı olduğunu zannetmiyorum. Mesela şu anda açık, açık taş ocaklarına bakalım. Haladere'de vardı, kapandı. Suadiye işte de vardı, Suadiye'deki kapandı. Kocaeli. Tamam, Kocaeli'de biliyorum. Heleke'ye kadar yoktu orası. Kandıra'dakiler vardı, bir iki tane vardı, belki kapandı. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben o yazıyı yazdıktan sonra aynı zamanda inşaatçılarla konuştum. Diyor ki, abi tamam. Haladere de kapansın. İyi de biz nereden alacağız taş ocağı? Taş nereden alacağım ben ya? Ben diyor inşaat yaparken bana bir takım malzemeler lazım. Nereden alacağım bunu? Bana alternatif de gösterin. Kapansın demiyor ki insanlar. Geleceğim oraya. Yani Suadiye'yi kapattın. Haladere'yi kapattın. Nereden alacağım? Hereke'den. Ya kardeşim Hereke çok uzak bir yer. Tamam yani başka alternatif de gösterin de. Yakın yerlerde gösterin. Ya ekstra bana ondan sonra kamyon trafiği oluyor diyeceksiniz diyor. Haklı. Yani bunları sadece yasaklamanın çok mantıklı bir şey olmadığını söylüyor. Doğru. Tabii çözüm değil. İkincisi ben bunu farklı odalarla da görüşüyorum. Ya işte ormana yakın olmamalı, bilmem dereye yakın olmamalı. Ya diyorum Kocaeli'de ormana yakın olmayan taş ocağı var? Dereye yakın olmayan taş ocağı var. Denize de yakındaysa hiçbir yere yakın değil. Üç, ya OSB mantığını ben çok anlamış değilim mesela. Ne demek OSB? Bir yerde toplayacaksın. Yani bir yerde toplayacaksın değil. Organize sanayi bölgesi ama bu farklı. Yani kaç tane taşıcı var? Köşe yazarlarının yazdığına göre ben konuşuyorum. 97 tane bir ruhsat. Bir yerde toplayacaklar. Yani, toplamayacak. Organize sanayi bölgesi olacak. Bir bölge değil. Yani şu. Hareketteki de aynı kuruma bir yere bağlı olacak. Denetiminden, işte işleyişinden sorumlu olacak. OSB yönetimi. İzmit'tekinde veya Suadiye'de veya nerede varsa bunlar aynı merkez tarafından sürekli denetlenecek. Aynı merkez. Sorumlusu da o OSB yönetiminin elinde olacak. Yani gidecek bakacak. Sen o kamyonları taşırken, işte üstünü örtüyor musun taşırken? Nem kuralı varsa. Şu anda mevcut ya da resmi... dağı yardım yıktı, sınırı açtın mı? Açtıysan bununla ilgili belge aldın mı? Çalışanların güvenliği uyuyor mu falan? Şu anda yasal mevcut kurumlarımız, meşru kurumlarımız bunu yetkisi yok mu bunları yapmaya? Ama neticede ortam ortada yapmamıştı. Mesela yasal kurumlar yapmış. Senin demin örneği verdim. Haldırı taşıyacağınla ilgili. Denetim eksikliğiyle alakalı bir kapatma konu. Kararı verildi mi abi? Haldırı taşıyacağıyla ilgili. Tamam. Verildi. Kapatmadı adam. Bu yani OSB olunca mı olacak bu iş? Sorumlusu hepsi. Şimdi bunu denetleyecek ayrı Ankara'dan izin al. Oradan gittir bir şey. Valiliği bildir, büyükşehri bildir yerine. OSB'de yetki olacak. Gidecek basacak mı yürü. Selamünaleyküm yürü diyecek kardeşim bitti. Ben tekrar söylüyorum. Bu biraz önceki kurul oluşturma mevzu gibi bu. Mevcut kurumlar yetkilerinin zamanında kullanılırsa sorun olmaz. Benim bildiğim şey şuydu. İşlevsel değil diyorsunuz bu arada. Tabii. Orada unutuldum. Benim duyduğum şey şu. Gebze tarafında bir yerde bir OSB bölgesi oluşturulacak. Ne olacak? Taş çıkmasa ne yapacağım bu OSB bölgesini? Kırmayı taş orada. Taş ocağı bu ya sanayi değil. Kırmayı orada yapacak.
Yani dedim ki kırmayı sadece orada yapsan ne olur? Tek dert kırma değil ki. Mevzu en büyük zaten mevzu o. Çıkarılma mevzu. Tabii canım yani. Taş ocağının olduğu yerde bir şey yapacaksın da yani. Ama şimdi böyle bir osebi mantığı. Biri orada biri buradaysa ne yapacağız yani? Bir daha kamyonlar kırmaya getiriyor. Öyle konuşuluyor. Hep trafik felç olur. Gebze bölgesinde diye konuşuluyor. Yer olarak konuşuluyor. Tabii tabii. Aynı soru. Hep felç olur. Dolayısıyla anlamıyorum diyorum ben de işte. Bak. Diyelim 99 tane taş ocağı var yazdılar ya. Doğru kabul edelim. Bir yerde topladık bunları. Kırma yerini. 99 tane, günde bir tane kamyon gitse 99 kamyon aynı dakikada kendi şehirde. 10 tane kamyon gitse 990 tane kamyon. Nasıl yapacaksın? Böyle bir şey olur mu? Ya bence de işte kırmayı sadece kırmayı bir yerde toplamanın da bir anlamı yok. Mantalitesi yok. Olduğu yerde. Yani nerede çıkıyorsa orada. Ama dediğim gibi yani bunun da yine OSB gibi. Yani bir kuru oluşturmaktan bir farkı yok ki bunda. Sen sistem eğer orası işliyorsa, yani sistem varsa bu sistemi işleteceksin. İşletmiyorsan işletilmesiyle ilgili sorunu ortadan kaldırmak lazım. Kurul oluşturur. Yani sonuçta taşa ihtiyaç var. İhtiyaç ve bunun var. Bir yerden çıkarılması gerekiyor. Lazım. Bak liman konusunda aynı. Hiçbir şey yok. Bundan sorayım. Bir de şimdi yeni güncel, yeni derken birkaç ay önceden takip ettik. Sen de biliyorsun Kartepe'de bazı yerlere rüzgar paneli, enerji paneli konulması gündeme geldi. Orada bazı esnaflar, köylüler eylem yaptılar. Başiskele'de özellikle. Kartepe'de. Başiskele'de affedersin. Başiskele'de. Tamam. Ama işte 17 tane mi 19 tane mi ne olacak deniliyor. İşte Kartepe'de taşacak, olacak, bu olacak gibi filan mevzuları var. Şu anda devam ediyor mu? Gündemden düştü. Gündemden düştü de bugün bir köşe yazarımız yazmış. Notlar arasında yazmış. Yani hak adalet nerede var diye yazmış. Ne anlamda? Birçok konuyu alt alta yazmış. Hı. Bunu da içinde geçirmiş, kullanmış diyelim yani. Bunu yazının içinde kullanmış. İşte orada rüzgar panellerinin hava akımı vesaire bir takım teknik sebeplerle yerin nemini azaltacağı ve nem azaldığı için orada tarımın yapılamayacağı gibi çevresel zararı olduğu düşünülüyor. Hı hı. Yani buradan hareketle işte alternatif enerji kaynaklarına bütün dünya yönelmişken ve en çok da bizim enerjiye ihtiyacı olan bir ülke bulunmamızı bir yan yana koyduğumuz zaman bizde petrol yok. Değil mi? Hı. Baştan kaybettik zaten. Hı hı. Yani enerji ithal eden bir ülkeyiz. Enerjiye ciddi maliyet harcayan bir ülkeyiz. Alternatif enerji kaynakları dediğimizde de işte rüzgar paneli, güneş paneli vesaire. Bunların da işte biri toprağı kurutacak, öteki bilmem ne yapacak, taş ocağı da yeri zarar veriyor filan diye bakarsak biz hiçbir şey yapamayacağız vaziyette gelmiyoruz yani o da var, o tarafı da var. Şimdi yani. Bence bu tür işler toptancı yaklaşım son derece yanlış da bir yaklaşım. Yani mantıklı tutarlı yaklaşmak lazım. Bize dediğim gibi taş ocağı lazım, taş lazım, taş ocağı lazım. Bunun düzgün işletilmesi lazım. Bizim sorunumuz. Türkiye'deki temel sorun her zaman sistem. Sistemi biz işletemiyoruz. Niye? Çünkü hep sistemi bozmaya çalışıyoruz. Sistemi kendi lehimize dönüştürmeye çalışıyoruz. Bir kafeterya ihalesi oluyor. Adam 50 metrekare ihaleye çıkılıyor. Adam oraya 500 metrekarelik yer konuşlanıyor. Bir sıra geliyor değil mi orada? Bir ekmek sırası var. Biz hemen kaynak yapmaya çalışıyoruz. Bu bizim yani millet olarak kodlarımızda. Evet. Bir sistem işletirken sistemi bozmaya çalışıyoruz. Mafya dediğiniz şey budur. Kanunsuz girişimlerin amacı nedir? Bu sistemi kendi lehlerine çevirmek değil mi? Biz sistemi işletmekte sorun yaşıyoruz sağlıklı bir şekilde. Her konuda diyorsun yani. Her konuda. Neticede taş ocağı da kardeşim benim ihtiyacım var. Taşa da ihtiyacım var. Ben sadece düzgün işletilmesini istiyorum. Bir örnek verelim mesela. Ben anlamıyorum hala. Gölcük yolu üzerinde çok daha net görürsünüz. 70 kilometre yüzüyor hız sınırı. Evet. Ve kimse de o 70 kilometreye uymuyor. Biliyorsun %10 artısı da vardı. Evet, bu solunum artısı var, evet. Kimse buna uymuyor. Ya arkadaş, bu karayolları uluslararası kurallar mıdır, şudur, budur, nedir? Ya bakalım, uygulanabilir bir takım kurallar koyalım. Atıyorum, 90 kilometre mi oraya? Bunu önemli, çok güzel. Evet, 90 kilometre mi? Kardeşim 90'ı oraya yaz. %10'u kaç? 99. Evet. Kardeşim 100 kilometre hıza ulaşırsa bize bas cezayı. Ve otomatik hale getir, kimse de affetme. Ama 70 kilometre çok düşük değil mi? Onu soruyorum. Kimse de affetme. Kimse itiraz edebilir mi? Allah aşkına 100 kilometre az bir şey mi? Evet. Şimdi bir sistem, bir kural koyalım ve bu kural uygulanabilir olsun. Biz o kuralı koyuyoruz 70 ve kimse uygulamıyor. Oradan bunu da konuyu açmışken örneklendirmiş olalım. Yani bununla ilgili hemen görüşünü almış olayım. Türkiye'deki karayollardaki hız sınırlamalarını çok düşük bulmuyor musun? Tabii ki düşük. Yükseltilmesi gerekmiyor mu? Yani 50 sene önceki sınırı duruyor ya. Tabii. 20 kilometre tabela olur mu? Ben gördüm. 20 kilometre tabela var. Tabii. Arabanın marşına bas, yürüt. Zaten 30 yapıyor ya. Yani mesela Ömer Türkçakal Bulvarı'nda bir yanlış hatırlamıyorsam 50 var, 70 var, bir yerde 30 var.
30 mesela. Ya kardeşim şaka gibi. Temelde problem de şu aslında biliyor musun? Türkiye'de şehirleşme de yanlış takat. Yani mesela batıda şöyledir yani. Yollar hiçbir zaman şehirlerin ortasından geçmez. Kenardan geçer ve yapılaşmada her zaman kenarlara şeye verilir. Sadece şehre verilir. Bizde yol kenarlarına yapılaşma oluyor. O zaman yollar şehrin ortasında kalıyor. O zaman şehir ortasından geçerken hızını düşür kardeşim oluyor. Sağlıklı bir karayolu hız taşımacılığı da olmuyor. Evet, öyle değil tabii, mi? Tabii. Kardeşim normalde... Tabii, arazisi isimler kadar yine yol geçecekmiş, onun yanında arsa alıp ev yaparız diyordur eskiden. Mesela. Ya. Yol geçecek, arsa alıp ev yaparsınız. Yolun tabii kenarına. Niye? Daha önemli. Ben şu tarafındayım yani. Şehir oluyor o zaman. Uygulanabilir bir kural koyalım ve buna da herkes uysun. Bizim temel problemimiz var. Hız limitleri hatırlasın diyorsun değil mi? Tabii hatırlasın. Yani çünkü 50 sene önceki abi, araçlar kimse... şimdiki herhalde değil ki. Bu şimdi... OBS var, hava yastığı var. Kimse uygulamıyor. Yani. Bak 70 kuralını kimse uygulamıyor. Ama mantıklı değil. Peki ceza kesen var mı? Yok. Yani bir kural koy ve ona da ceza kesesin. Ya, otobanda kestiler ya bu Samsun'da giderken. Gelene gidene doğradılar ya. Onlar da FETÖ'cü çıktı. Mesela, ya. Yok bir de yani uygulanabilir bir şey değil. 50 kilometre. Ceza kesilecek sistemi kuran bile FETÖ'cü çıktı. Nerelere kadar gitmişler ya? Kameralar onlara şirketine aitmiş. Para var. Her yerden mi çıkarsın be? Paralı, paralı iyi bir iş. Ya şu enerjilerini memleketin hayır için harcasalardı var ya, şimdi Amerika'yı sollamıştık ya. Bu enerjilerini, bu örgütlüklerini değil mi? Vatan için harcasalardı, sadık olsalardı. Evet, yani, doğrudur. Her şeyi çevirmişler, ihanete paraya ya. Neyse onu da konuyu da etmeyeyim. Ne dedik? Taş çaktığını konuştuk. Körfez'e yine buna bağlı benzer bir konu gibi geliyor bana. Körfez'de yeni bir liman yapılsın mı yapılmasın tartışmaları var son gündemlerde. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu bir vesileyle bir konuşmada, sanırım kadınlara hitap ederken bir konuşma yaparken orada gönül ister ki ne liman yapalım ne yol yapalım ama hem zengin olalım ister gönül ama bu liman bu kente lazımsa yapılacak, bu yol lazımsa yapılacak diye bir ifade kullanmıştı. Körfez'de de 47 tane liman var. 47 limanın üzerine bir 48. yapılsın mı anlamında çevrecilerin ve kamuoyunda bazı yazarlarımızın tereddütleri var. Yani Körfez'i tamamen doğallığından uzaklaştırmış oluyoruz. Bu yönde ilerlemeyelim anlamında. Büyükşehir diyor ki buna ihtiyaç varsa yapılır yani. Bu ya da kapatalım gidelim diyor yani. Bir şey yapacağız. Eğer devam edeceksek. Şimdi dediğim gibi Türkiye'de temel sorunlar bu şehirleşme politikalarıyla da çok yakından alakalı. Biz fakir bir milletiz. Fakirlikten geliyoruz bugünlere. Yani fakirken çok düzgün düzenlemeler, şehirleşme planları yapamadık. Yani mesela Kayseri'nin, Konya'nın, Eskişehir'in yani şehirleşmeleri çok eskiye dayanır. Yani 60'lı yıllarda Kayseri'nin şehirleşme planının, o da 60'lı yıllarda mı yanlış olmasın, çizildiği konuşulur. Düzde arazi. Ya, tabii arazi gelişi. Tabii tabii. Arazi rantı diye bir şey yok. Konya'ya dağla deniz arasında bir kentiz. Tabii. Dar bir alan. Arazi rantı oluyor. Konya'ya gidiyorsun. Şehir stadını Konya'dan merkezinden çıkartıp kenara alıyorlar havaalanı yolunu. Gittim gördüm etraf bomboş. Şimdi elinde o kadar çok düz yer. O kadar çok ihtimal, o kadar çok yer var ki şimdi arazi rantı diye bir şey olmaz ki orada. İzmit'in bu anlamda coğrafi olarak bir dezavantajı var. Dolayısıyla elde de bir liman avantajı var, deniz avantajı var. Şimdi siz bu şehirleşmeyi düzgün yapmadığınız zaman mesela Almanya'da Hamburg bir liman kenti. Ama biz de başından beri bu düzenlemeyi yapamadık düzgün bir şekilde. Yani öyle bir plan yap ki bana 50 yıl o plan kullanılsın ve hiç değişmeyecek şekilde ve çok isabetli olsun. 50 yıl, 100 yıl. Yani bu planları zamanında yapmadık, yapamadık. Evet. Yapamayınca mesela Mehmet Ali Paşa. O seviyede değildik ya. Değildik. Zihinsel olarak kendimizi zor doyuruyorduk o zaman da ya. O zaman kaç tane savaştan çıkmış milletsin ya. 50-60'lı, 70'li yıllardan bahsediyor. O zaman da Kıbrıs'la uğraş, onunla uğraş, bununla uğraş. Mesela, yani rahat yok ki. Ama bağımsız da değilsin aslında. Örnek de vereyim sen. Yahya Kaptan'ı yapıyorsun. Yahya Kaptan'ı evet. Yahya Kaptan'ı otoparkını, yeşil alanı şöyle yapıyorsun. Emlak Bank yaptı. Tamam işte devlet yaptı. Ama sen Yenişehir Mahallesi'nde gerekli çekmeleri yapamıyorsun. Bugün arabaları koyacak yer bulamıyorsun Mehmet Ali Paşa'da Yenişehir Mahallesi'nde. İşte ya tabii yani son... Kendi kendine hayatını zindan ediyorsun. Son 20 yıldan sonra artık bu kent planlaması... Ne oluyor biz şimdi düşünüyoruz ya kardeşim. Bir arabayı nereye koyacağız? Ya bu yolda nasıl yürüyeceğiz? Az buz dertte değil araba koyma işi ya. Tabii tabii. Ya ciddi bir dert yani. Ciddi dert. Çocuklar nerede yürüyecek? Nerede nefes alacak? Olmayınca insanlar kaçıyor imkanı olanlar. Yani sonra bak ne kadar uğraşıyorsun değil mi? Tekrar parandan olacaksın. Çünkü ekonomik bir şey orada harcama söz konusu.
Uğraşıp duruyoruz basit altyapı işleriyle veya şehircilik meseleleri. Zamanında planlama yapsak böyle mi olurdu? Şimdi peki kent planlamacıları var değil mi belediyede? Şehir planlamacısı vardır herhalde. Yani bunu uzman kimseleri çalıştırıp yani en azından bundan sonraki yapılacak planlamalarda onlardan yararlanmak da lazım yani. Yani bir de böyle belli tarihler geçince tabii bu işler kolay olmuyor. Mesela bugün Adnan Menderes Bulvarı var. Kanal boyu Mehmet Ali Paşa ile Yenişehir Mahallesi arasında. Kanal boyu dediğimiz dere üzerinde yapılan bir bulvar. Ne evet. Kadar güzel değil mi? Evet hem dere düzeltiyorsunuz. Yani aslında şu anda düşünüyorsunuz. Ya aslında orası duble olmak yerine acaba 3 şerit mi olsaydı? Acaba 4 şerit mi olsaydı? Bakın şu anki zihninizle bunu söylüyorsunuz. Biz bunu 30 yıl 40 yıl önce söyleyebilseydik planlama itibariyle. Ama biraz da işte onunla da ilgili eleştiri yazıları yazıyor bazı hocalarımız yazarlar. Yani bir takım siyasi sebeplerle daha önceki hükümetler zamanında da özellikle yerel yönetimlerde şehir planlamacıları, profesyonel uzman, tecrübeli planlamacıları yerine o kadar doğru düzgün kullanılmamış, koymuş teyzesi. Kullansın da bir de şu da var. Yani her vatandaşın da her seçim döneminde o seçim döneminin kendi istifadesine dönüştürme gibi bir yeteneği de var. Seçimde seçilme kaygısı güden de yerel yöneticiler de bu konuda ısrarcı olmuyor. Ama ondan sonra sana izin veririm gözüm varım demiş. Yani herkes sonra, gözüme gözüm her taraf oldu bir daha ev mi? Diyarbakır'a gittik. Yenişehir Mahallesi yeni tarafında. 75 metrelik 75 mi adına yanlış olmasın 85 miydi 75 miydi? Metrelik cadde var ya. O kadar büyük. O kadar büyük. Diyarbakır'da. Hı hı. Yani yeni tarafında var. Yeni kentleşme ona göre yapılıyor. Yani bu kadar büyük bir yer var. Şimdi biz bugün ara sokaklara, tramvay geldi diye bütün arabalar ara sokaklara girdi. Yani biz bunu yani hala altyapı işleriyle uğraşıyoruz. Hala sokak, cadde, araba, park yeriyle uğraşıyoruz. Yani bizim şimdi gidip uzayla şununla bununla uğraşmamız nasıl mümkün olabilir? Şeytan diyor kökünde yap bir daha yap. Yani aslında... Kentsel dönüşüm aslında bu. Tabii bu tam olarak sloganı da bu. Şeytan diyor kökündeyim bir daha yap. Ya aslında şaka yani, değil ya. Bunu konuşmak lazım. Yani MİA geçen gün birisi yazmış bir haberin altında. MİA'yı Mehmet Ali Paşa'ya, Yenişehir'e oraya böyle yaygınlaştırmak. Yani konuşmak lazım yani. MİA muhtemelen yaygınlaşıyor. Ya şimdi şu andaki proje aşamasında olan bölüm bir geçse bir başlasa ufak ufak zaten bunun bitmesi bizim göreceğimiz bir şey midir bilmiyorum ama. Yani o kadar hukuki engeller gel seferinde mahkemeye taşıyor. Bitmemek yani. Değil. Öyle bir şey ki yani 20 yıl, 30 yıl sonra bile bu sistemin iyi ki tercih edildiğini ifade eden insanlar çıkacaksa eğer toplumda çıkarsa. MİA'ya itiraz eden de yok ama. Yok yok yani sonuç itibariyle çıkarsa. Yani ufak tefek şeyleri itiraz diyorlar ama mahkemeye taşınınca duruyor. 3-4 sene mahkeme sürüyor. Hadi oradan kurtardın bu projeyi beğenmedik veya daha önceki belediye meclisinde yanlış hatırlamıyorsam öyle evet öyle MİA projesini CHP de artık istediği şekilde geldi. Tamam destekliyoruz dediler. Ama belediye meclisinde kimisi oylamaya katılmadı, kimisi çekimsel uygulandı, kimisi hayır dedi yani. Ya anlaştığımız bir şeyi bari yapalım da bunu okey anlaştık. Yani. Mesela buradan buraya buradan şuraya gelelim mi? Mesela bu il başkanları toplantısı. Evet. Şimdi biz de Türkiye'de iktidarla muhalefet olmanın birbirine karşı getirdiği güvensizlikler var. Bunun yani o bu şu muhabbetine girmiyorum. Yani o tartışma daha da uzun sürer. Ama bir masa etrafında toplanmanın bile çok görüldüğü bir sonuçla karşı karşıyayız. Yani şimdi CHP tarafı diyor ki kardeşim o masaya yani Cengiz Saribay'a inanılmaz baskı var. O masaya niye oturuyorsun? Niye oturuyorsun? Ya oturmamda ne var diyor adam. Niye oturuyorsun? Onlar sana şöyle şöyle yapmadılar mı? Yapmayacaklar mı? Ya kardeşim yapsalar da bir bayram günü bir bayramlaşamayacak mıyız ya? Bu kentin insanıyız ya. Diye cevap veriyor insanlar. Şimdi karşılıklı bir güvensizlik var. Bence bu kadarına gerek yok. Bir bayramda bayramlaş. Ne olacak yani? Şöyle bir siyasi, yani onların itirazı şu. Yani CHP tabanının Bekir Yurdagül'ün de yani aday olduğu zamanki söyleminde bu vardı. İki CHP eleştirdi. Bir sokağa inin, sokakta yapın bu işi, muhalefetinizi. Sokağa hareketlenin anlamına söyleyeyim. İkincisi, İl başkanları masasına katılma. Şunu söylüyorlar yani. Oradaki tabandaki baskıda şunu söylüyor. Konuşuyoruz, dinliyoruz yani. 7 il başkanı bir araya oturuyorsun. Sen İktidar Partisi'yle bir araya oturuyorsun. Türkiye'nin ikinci partisisin. Ana muhalefet partisi. Bir araya oturuyorsun. Can ciğer sohbet ediyorsun. Dertlerini anlatıyorsun. O bir kısmı çözüyor, bir kısmı çözülmüyor. Neyse. Ama her ay birleşiyorsun. Senin muhalefet etme yetini elinden alıyorlar. Farkında değilsin diyor. İl başkanı açısından nedir? İl başkanı der ki ben 7 il başkanını bir araya topladım, oturtturdum, sohbet ediyorum, dertlerimizi bir çözüyoruz. Onun için bir artı yazar. Muhalefet için nedir?
Muhalefet il başkanının yanına gidiyor veya beraber oturuyorlar. Derdini anlatıyor başkanına. Sahil günlerde yani toplantı dışında sert bir eleştiri yapması gerekse, gazetelere, masetlere bir açıklama, bir eylem, yürüyüş yapması gerekse sahada pasifleştiriyor. Yani muhalefet pasifleşiyor anlamında itiraz ediyor. Bence yapıyordu Cengiz Tarıba yine. Ben şu tarafındayım olayın, o tarafında değilim. Bu gazetecilik mevzunda da öyle. Yani bizden sadece düzenli olarak eleştirmemizi, Cengiz Sarıbay'dan düzenli olarak sürekli eleştirmesini, her konuda eleştirmesini isteyen bir kitle de var. Bunun o yanlış tabii canım. Yanlış ama var. O klasik muhalefet modeli ya. Ne yaparsan hayır. Ama tamam bunu iktidar kanadının bir takım güvensiz hareketleri de besliyor olabilir kısmen. Bunu da anlayışla kabul ediyoruz. Ama totalde sonuçta geldiğimiz yer yanlış. Yani bir diyalog ortamı yok. Bir iki kişi bir araya oturacak. Vay niye oturdun? Ya otur ne olacak? Dediğim evet gibi ya, sebeplerini doğru. Şey yapmıyorum. Ama sen şimdi basında olduğun zaman hep öyle bir beklenti var gibi. Ya sürekli saldır, sürekli evet. Aleyhte yaz, sürekli operasyon yap. Ya içeriği dolu olsun yaz. O var. Yani doğru bir şey yaz. Ama yani bir şey yokken sürekli yazdığın zaman sağlıklı bir yere gitmiyor, toplum da gitmiyor. Örnekte olmuyorsun. Yani bu anlamda bir güvensizlik var. Bu güvensiz dediğim gibi muhalefette, iktidarda bir takım şeylerle destekliyor olabilir. Ama sonuç itibariyle yanlış gibi. Bu nedir yani? Şöyle bir şey ilave edeyim ben ona. Katılacağını umut ediyorum. Biz köşe yazıyoruz, yazı yazıyoruz değil mi? Benim yazdığım köşe yazısı şu andaki hayata bakışım, kendi bilgi birikimim, donanımım, takip ettiğim kadarıyla bir yazıdır. Bu yazı mevcutta belediyeyi, valiliği veya AK Parti'yi veya ilçeyi, ili bir tarafın görüşleriyle örtüşmüşse ben bu yazıyı yazdım diye AK Partili olmayacağım. Bu böyleydi, onunla örtüştü. Aynı başka bir konuda yazdığım yazı CHP'nin konuya bakışıyla örtüştü diye de CHP'li olacak değilim. MHP'li, ben düşüncemi yazıyorum. AK Partili örtüştüğü zaman ötekiler diyor ki sen AK Parti'ye uyuyorsun. Ya ne yazmışım, yazımı oku. Bir de biraz giderek gelişiyoruz ama bu konuda. Geri gitmiyoruz ama. Tabii, mesela Sefa Sirmen MİHA projesini desteklediğini açıkladı. Başka açıklamalar da var CHP'nin içerisinde. Destekliyoruz dediler yani. Bu olması gereken bir şeydi. Yani Sefa Sirmen bu imar avantajından yararlanan bir insan. Yani o şahsi için diyorsun. Yani o da Metin Alan açıkladı. Metin Alan söz veriyorum. Yani açıkladı da bununla ilgili bayağı geniş çaplı bir açıklamalar yaptı. Belki seminer bile verecek. Yani partisinin duruşunun aksine. Yok. Yani ortak faydamız varsa kent olarak bunu onlar yaptı, bunlar yaptı diye bakmak yerine ya da o yazdı, bu yazdı diye bakmak yerine ne yazdığına bak, ne yaptığına bak diye işe bakmak lazım biraz değil mi? Şimdi Engin Şahin yazı yazmış, belediyenin yaptığı bir uygulamayla örtüşmüş. Şimdi tersini mi, yani yanlış bir şey mi yazsın? Örtüşüyor mesela diye. Örnek vereyim. Örtüşüyor mesela, diye tersini mi yazacağız? Ya? Diriliş kampını. Ben diriliş kampını biliyorum. Gittim gördüm. O da çok saçmalıktı ya. Ama yazıyor işte. Bütün Türkiye güldürdüler ya. Ama yazıyor işte. Ya ben bunu söylerken arkadaş ben gittiğim bildiğim bir şey. Yani kimse bugüne kadar Diriliş Kampı ile ilgili bile bir şey söylemedi. Yani Cumali Durmuş bu konuda bir silahlı kamp varsa ya yerini söyleyin araştıralım. Yani bir de şöyle biz söyledik siz araştırın. Ya bir de sen araştırın. Yani sağlıklı bir şey söyle. Sonra da söyle ya. Hadi, diyaloğumu da yazdım orada. Yani demek istediğim. Onu bilmeyenler için de izah edelim. Türkiye'de AK Parti gençlerine bazı değişik yerlerde silahlı eğitim veriliyor diye İYİ Parti'nin üst yöneticileri tarafından bir iddia Meral Akşener direkt söyledi. Kendisi söyledi mi Meral Akşener? Antalya'da. Konya ve Tokat ve Konya mıydı yanlış olmasın? İki ilde silahlı eğitim yapılıyor diye İYİ Parti'nin genel başkanı Meral Akşener bunu söylüyor. Şimdi onun içine de sonra İYİ Parti'nin üst düzey yöneticileri de bunu destekler açıklamalar yaptı. Cumali Durmuş da yine desteklemek amacıyla Bahçecik de vardı. Yani ben bizzat aradım. Dedim ki efendim tam olarak nerede? Ya işte orada nerede? Ya bir arkadaşlar gitmişler. Orada bir kapıyı çalmışlar. Namahrem var demişler. Ya efendim neresi? Söyleyin. Ya şu anlamda söylüyoruz. Yani burada bir güven bunalımı Diriliş varsa. Diriliş kampı tam olarak bir şey konuyu ki sıkıntı olmasın. Yani tekrar izleyecekler ya. Kentimizde Kocaeli Diriliş Kampı adını Büyükşehir'in yaptığı bir güzel bir yer var. Ormanın dağın başında bir güzel bir yer. Aytepe'de. Aytepe'de diyelim bilmeyenler için. Bir gençlik kampı. Gençlik kampı. İçeriye çakıyla bile girmek yasak. Giremezsiniz. Sigarayla da girmek yasak imiş. Yazarlar söylüyorlar. Yani orada silahlı eğitim falan değil de paintball denen o paintball boyayla var. Oyun var ya oyun. O var. Spor faaliyetleri, sosyal faaliyetleri. Bir şeyler yürütülüyor. Silahla, eğitimle falan alakası yok. Ayrıca sana da açık, bana da açık. Yani kapıları kilitleyip siz girmeyin. Biz dışarıda istediğimizi yaparız diyen bir şey de yok. Ama yeni kurulmuş bir
siyasi partinin hem de Kocaeli genel başkanı, Kocaeli olmasından buradan doğru düzgün bilgi edilmeden, Kocaeli kendisi söylemedi ama fark etmez. Ve onun üst düzey yöneticisi Cumali Durmuş ifade etti bunu. Silahlı eğitim veriliyor gibi gerçekten çok alakasız bir şekilde gündeme gelmesi bizi ne yaptı arkadaşlar? Üzmedi. Ne yaptı? Beni güldürdü yani. Ben güldüm. Çok güldüm yani. Şimdi ben işin şu tarafına geliyorum. Bazen de biraz siyaset üstü olmak lazım. Bireysel olarak ben kaliteli nerede insan görürsem bu insanlara sahip çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Bunları da yazıyorum yer yer. Ya kardeşim bir kaliteli insanların tamamı bir siyasi partide olmaz. Tabii canım öyle bir iddia da yok ya. İddia var diye anlamda da söylemedim. Dolayısıyla her yerde, bakın iktidara olan partiye daha fazla avantaj elde etmek isteyen insanlar da gelir. Dolayısıyla evet. Bizim amacımız bu kentin daha iyi bir kent. Bu ülkenin daha iyi bir ülke olması ise eğer, biz bu hedefe doğru insanlarla ulaşabiliriz. Hırsızla ulaşamayız. Ayyaşla ulaşamayız. Arsızla ulaşamayız. Yani yamuk olan, doğru olmayan insanlarla ulaşamayız. Dolayısıyla benim doğru olan insanlar neredeyse ona daha fazla destek vermek, doğru sözü kim söylüyorsa biraz daha ona destek vermek gerektiğini düşünüyorum. Tabii. Yani bu sesleri yüceltebilirsek burada bir dönüşüm olabilir. Yoksa tek taraflı olduğu zaman bu dönüşümü sağlamamız mümkün değil zaten. Yani dolayısıyla benim de bu anlamda bir takım eleştirilerim olabilir ama herkese yapıcı eleştirilerim olur. Düzelsin diye. Düzelsin diye soru sorarım, anlamaya çalışırım, cevap versin diye isterim. Ya ben merak ediyorum, sorgulamaya, öğrenmeye çalışıyorum. Ya benim tarzım, hayatım bu. Ben böyle yaşamaktan mutlu oluyorum ya. Yani. Senin gazetecilik ruhunda var. Ha, ama bunu sen gazeteci doğmuşsun. Ama bunu yaparak, yerine giderek, sorarak, bunu araştırarak tabii yapmak istiyorum. Yani. Zaten mesele o yani. Tabii fark bir de öyle. Yani bir de tek tarafı dinle. Olmaz ki. Hiçbir yerde, dünyanın hiçbir yerinde tek tarafı dinleyerek bir şey elde edemezsin. Kanaat öyle olmaz. Ben eğer iki tarafı da sunabiliyorsam sana, sana sunuyorum malzemeleri. Sen istediğin tarafa inan. Tabii. Ama ikisini de sunuyoruz. Kamuoyunun aydınlatma görevi de yapılmış oluyor. Ya, tabii ki. Verince. Öbür türlü yönlendirme, algı yönlendirme. Sürekli kötülük yazarak algı yönlendirme. Bir ara bir gazeteci örnek vermişti. Ben de burada bunu söyleyeyim, yaşadayım. Televizyonda ana haberleri izlerken, ana haberi izlerseniz Türkiye uzaya üst kurdu, Türkiye dünyanın en güçlü devleti, Türkiye artık yırttı paçayı, bundan sonra Türkiye'ye bir şey olmaz. Biz artık muhteşem bir ülkeyiz diye düşünürsünüz. Halk TV izlerseniz battık, yıkıldık, Türkiye batıyor, kaçalım bu ülkeden, kendimizi kurtaralım diye düşünürsünüz diye iki tarafı koymuştu. Yani biz ne yapmamız lazım? Her ikisini de o zaman izleyelim, bir kanaate sahip olalım. Yani her şey çok iyi, mükemmel, en zirveye vardık değil. Daha çok işimiz var, daha çok görevimiz var. Bu siyasi iktidarla ilgili bir şey değil. Devletle ilgili bir şey. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Gazetecilik de yapmıyor. Yürüyeceğiz, devam edeceğiz. De yıkılmış, yani. Batmış, bitmiş de değiliz ya. Bu kadar da değil yani. Tabii. O birinci sayfa okuyorsun o gazetenin. Bir tane iyi haber yok. Hiç iyi bir şey yok. Bunalıma girersin yani. Ülkenin zaten okuyanları bunalıma sokuyor. Diğer tarafa da bakıyorsun. Bir tane negatif haber yok. Sağlıklı değil bu işler. Değil. İnsani değil ki. İnsani değil. Bu dünyanın şeyine aykırı ya, ters yani. Dolayısıyla bu hani biz soru soruyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz, iyi niyetliyiz. Ha, bazı konularda daha sert davranabiliyoruz, bazı konularda. Bu da bildiğimiz konularla ilgili. Yani örnek vermek istedim, çok sık yazdım bir ara. Ya kardeşim, Titanic Otel diye bir mevzu var. Ya, kayıt kuyut diye bir şey yok. Yani 100 kişi orada mağdur. Kimse ilgilenmiyor. Yazık günah değil mi? Benim dışımda kimse yazmıyor. Yazık günah değil mi? O insanların parası yok oldu yani. Sultanbeyli'den bir tane adam geliyor. Ben diyor 630 bin lira verdim. Tek peşin para verdim. 3 tane daire verdiler. Yuvacık'ta yukarıda Enerliva evleri diye bir proje daha üretiyorlar. Ama elimde hiçbir şey yok. Tapu yok. Sadece bir sözleşme var. Ne olacağı belli değil. Yani kocaman bir proje. Hiçbir yerde doğru düz kayıt kuyut yok. Yani orada milyonlarca iç edilmiş yani. 20-30 milyon herhalde. Ne bileyim. Yok yani ortada. Ya bu insanlar parayı verdiler. Öbür küsü parayı verdi. Nereye gitti? Ne oldu? Ya şimdi bunu sıklıkla yazmak, bu bir kötü niyetlidir. Karşı taraf cevap verse bunları da kullanacağım. Cevap da verilmediği için biz de devam ediyoruz. Çünkü oradaki mağdurların aradığı tek kişi benim. Bu da şahsen... Sen, evet, çok üstüne gittin. Beni... netice alamadın mı işte? Benim amacım netice almak değil. Hayır, haber açısından diyorum yani. Dönüp de ya öyle değil kardeşim, bu böyle. O insan... diyeceğim bir şey yok. O insanlar çok iyi niyetli. Ve çok büyük mağdur. Ve gidecekleri hiçbir yer yok. Muhatapları kim?
muhatapları yok. Yani muhatapları şu anda şirket kimin elinde? Şu anda 5. 6. 7. elde şu anda şirket. Yok artık ya, hak sahibi oldu herhalde orada. Ya o projenin gitmesi mümkün değil. Bankalar işin içine girdi, haciz oldu, hacizden satıldı. Yani çok kötü noktalara gitti. Yani Allah korkmasın mağdurlar. Dolayısıyla... Mağdur demişken aklıma POSCO geldi. POSCO'da işten çıkarılmalar söz konusu. Yani çıkarıldılar. Söz konusu değil. Çıkarıldılar. Ve eskiden 17. madde vardı çıkanlar. Şimdi yanılmıyorsam 25. madde mi? 75 mi? 100 kızartmış. Yani, 25. Yani, madde. Yani işte 100 kızartmış suç işlemek, işte makinelere zarar vermek vesaire gibi meselelerden o madde kullanılarak tazminatsız, özlük haklarını hiçbirini vermeden işten çıkarılan 90 kişi var. Bununla ilgili kentimizde Vali Bey müdahil oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı müdahil oldu. Cumhuriyet Halk Partisi müdahil oldu. MHP müdahil oldu. Milletvekilleri müdahil oldu. Fatma Kaplan 7 dakika bir gitti müdahil oldu. Herkes kardeşim yapma bu nedir nasıl oluyor filan dedi. Bütün bunlara rağmen geri adım atmadı. Anayasal hakkını kullanan işçileri altını çiziyorum. Anayasal haktır sendika kurmak ve üye olmak. Evet. Anayasal hakkını kullanan işçileri pervasızca işten çıkardılar. Bununla ilgili de kentin o biraz bize gurur verdi. Bütün dinamikleri hem siyasi hem sivil toplumda. Evet. Bütün dinamikleri işçilerin yanında yer aldı. Ama nasıl bir kayaya denk geldiysek çözülmedi iş. Şöyle o biraz POSCO'nun duruşuyla alakalı. Güney Koreli fabrikaları zaten Hyundai'den de biliyorsunuz. Güney Koreli sendikalar çok sert. Yani ben söylediğini, duyduğumu söylüyorum. Güney Kore'de sendikacılık anlayışı yarı mafyayla, yarı böyle nasıl söyleyeyim, ülkeyi zora sokan, çok sert bir karakterle algılanıyor. Ve Güney Kore'li yatırım... Orada öyle mi yani Güney Kore'de? Orada öyle. Orada sendikacılıktan çekiniyor orada fabrika sahipleri. Dolayısıyla bunun getirdiği geleneksel bir ürkeklik var. Ülke dışındaki bütün yatırımlarda da sendika olmamasına özen gösteriliyor. Bunda Hyundai'de yapılan uygulama da biliyorsun sendika yok. Efendime söyleyelim. Genel anlamdaki şartları tabii Ford'a göre biraz daha iyi. Onu da söylemek lazım. Böyle bir duruşları yani sendika var. Sendika olmamasına rağmen şartları çok kötü değil diyorsun. Hyundai'nin yani değil. Hyundai'nin değil. Hyundai'nin yönetim anlayışı daha yapıcı. POSCO'da ilk CEO vardı. CEO biraz daha şeydi. Efendime söyleyelim. Nasıl söyleyelim, daha yapıcıydı, daha böyle diyalog kuruyordu. Efendime söyleyeyim, yeni gelen, Tayland'dan gelen bir CEO var. Bu CEO'nun daha rakamsal değerlere önem gösterdiği söyleniyor. Dolayısıyla fabrikanın da karlılık durumlarını iyileştirmeye, kimileri kar etmediğini de söylüyor. Bir takım dövizdeki, hammadedeki dalgalanmalardan dolayı. Bu rakamlar üzerine yoğunlaşıyor. CEO'nun tarzı da bu. Dolayısıyla 1,5 yıl önce geldi yanlış hatırlamıyorsam CEO. Bu CEO geldikten sonra genel müdür yardımcısı vardı idari mali işlerden sorumlu. Sevil Hanım'dı yanlış hatırlamıyorsam. Hemşehrimiz bu arada. Ayrıldı yaklaşık 1 yıl önce. Ayrıldı. O boşlukta yaklaşık 6-7 ay, 8 ay genel müdür yardımcısı olmaksızın yani Tepe Türk yöneticisi olmaksızın yönetildi burası. En sonunda bir iki ay önce İstanbul'dan Aslan Holding'den bir Türk genel müdür yardımcısı getirildi. Tabii süreci şu anda CEO işletiyor. İşçi atılan fabrikalarda geri alınması çok görülmüş bir şey değil. Psikolojik bir şey bu. Hiçbir fabrika bunu normalde istemez. Orada bireysel olarak bir takım İşverenin eline koz verecek bir takım hareketler de olmuş galiba. O işte de tabii o heyecanlı belki onları da göz önünde bulunduramamış olabilir. Ama POSCO'dan var mı bir şey? Ya işte birazcık işte hakarete varan konuşmaları birkaç kişi. Dolayısıyla hani onu aleyhte kullanmaya çalışıyor galiba işveren de anladığım kadarıyla. Kullanmış zaten de. Yani kullanmış. Ya, makineye zarar verme falan mı? Bir şey o mi? Makineye kısmını bilmiyorum. Efendime söyleyeyim. Yani aleyhte kullanacağı malzeme aramış orada. Onu söylemeye çalışıyorum. Onu da bulmuş. Birkaç kişiden bulmuş. Bulmuş. Birkaç onu kişiden da, bulmuş. Tamam. Genel olarak fabrikada çalışan memurlar yani beyaz yakalılar da orada ayrılanlar var. Ben çok ayrılanlara denk geldim. Konuştum. Normal diyor abi böyle şeyler olmasa.
Her şeyden tasarruf etmeye çalışıyorlar. Her şeyi sıkmaya çalışıyorlar. Tasarruf esas tasarruf bu. Yani rakam. O bence Tayland Lisyonu'nun özellikle geldikten sonra daha fazla kar elde etmek, rakamlarda karlılık oranını, avantaj oranını artırmaya dönük bir fotoğrafı paylaşmaya çalışıyor CEO'da. O da CEO'da kendi orada geleceğini, devamlılığını sağlamaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Bu yorumu ilk defa alıyorum ha. Dolayısıyla oradaki temizlik görevlilerinin olmaması, o pislikler, o yemek falan filan muhabbetlerin temel şeyi o, çıkış noktası o. Yani işçi maliyetlerinden tasarruf etmeye çalışıyor. Ama bundan dolayı beyaz yakalılar da gidiyor. Ayrılıyor. Ayrılanlar var, tanıdıklarım var. Anormal karşılamıyorlar. Yönetimdeki temel sorunu onlar da görüyorlar. Dile getiriyorlar. Kârda bir sıkıntı mı var? Yani zarar. Kâr edilmediğini söylüyor Aslan tarafı, şey tarafı. O zaman onu kapatabilir bile yani. Yok, kapatma kısmı değil. Yani ben bunun ne kadar bir ağlama, işte benim memurum için sürekli memurların ağlaması gibi bir ağlama olup olmadığını ticari olarak çok fazla bilmiyorum. Ama genel olarak ham madde artışları çok fazla hareketli, dövizdeki artışlar hareketli. Bir de şunu da söyleyeyim. Aynı fabrikanın aynısını bugün Ali Kahya Oseviye kurmaya çalışıyor. Yıldız Holding kuracak. Dolayısıyla o kadar zararlı bir şey Yıldız Holding de niye yapsın? Aynı yatırımı niye yapsın? Madem zarar var. Tabii İki taraflı bakmak lazım. Kullanışlı bir şey tabii. Yani, bir yandan iyi kar edemiyoruz düşüncesi var ama madem kar edemeyen bir sektördür, iştir. Değil mi? Yıldız Holding yenisini niye kurmaya çalışsın? Ya ben burada CEO özelinde CEO'nun rakamları da daha fazla avantaj üretmeye dönük bir... Yani CEO'yu buradan göndersek kurtarır mıyız diyorsun? Yani sadece yeni CEO geldiği zaman bu gerginin, ortamın daha da arttığını, orada gerginin arttığını gözlemliyorum. İçerideki çocuklar da... Çözüm yerine gerginlik arttı. Öyle söylüyor. Dolayısıyla orada çözüm üretilememesinin ana sebebi bu galiba. Bu CEO döneminde işten çıkartmalar oldu değil mi? Tabii 1,5 yıldır burada zaten anladım. Bu CEO. Bu özellikle... Diğer CEO'nun daha yumuşak, naif, insancıl olduğunu çok söylüyorlar. Bu CEO mesela çok öyle yüzü gülen bir arkadaş değilmiş efendim, çok da fazla... Rakama bakıyormuş. Rakamlara bakıyor. Tanırım, başka bir şey tanımamı düşünüyor. Hatta ben gözümü canlandırdım tamamen. Yani, bak bu benim aldığım bilgiler okuduk, böyle. Bu kadar gazete köşe yazıları okuduk bu konuyla ilgili. Ben çok hassasım. İşten çıkarılma konusu olunca ben... Ne hiçbir ayrım yapmam, siyasi beni bağlamaz. Ekmekten, bir kişinin ekmeğinden edilmesi çok acı bir şeydir. Çok savunduk, ettik, anlattık, iyi olsun dedik. İşte bu kadar kente kızacak adam da yok. Muhalefet gitti, MHP gitti, CHP gitti, milletvekili gitti, vali girdi devri. Kızacak adam da yok ki, diyelim ki ilgilenmediniz. İkisi daha gitti. Şimdi ne diyeceğimizi bilemeden burada kızıp duruyorduk ama senin anlattığın çok daha gerçekçi değil. Mesela gerçekçi, Güney Kore'ye gidildi. Makul, dengeli bir şeydi. Ali Kibar gitti, Zeki Aygün gitti. POSCO'nun oradaki genel müdür yöneticileri, tepe yöneticileri de görüşüldü. Yine değişmedi. Bir yani uluslararası... Ali Kibar da suçlandı bir ara. Uluslararası sermaye bu konuda efendime söyledim. Katı. İşini geri alma konusunda. Bir de ben şunu da içeriden... Ali Kibar'ın günah yapmıştı değil mi? İçeriden duyduğumu söyleyeyim size. Bu ticari birlikteliğin POSCO ile çok iyi gitmediğini söylüyor. Ali Kibar da bundan şikayetçi. Tabii Ali Kibar burada hisse bakımından daha düşük bir hisseye sahip. O aradaki ilişkinin de çok sağlıklı, iyi gitmediğini duyuyoruz. Ama şöyle bir söylenti de vardı. İşte Korelilerde sıkıntı yok da bizim Türk ortağı çamur yapıyormuş falan dediler böyle ters. Ben böyle bir şey duymadım. Ben sadece ikisinin arasındaki... Şimdi bu önemli bir kayıt da geçsin istiyorum. Özellikle onun için soruma ısrar ediyorum. Ali Kibar gitti Kore'ye. Zeki Aygün'le beraber diyorsun. Başbakanın Güney Kore ziyareti var. Evet, o heyette Ali Kibar da var. Zeki Aygün de var. Başbakan var. Bu konu gündeme kısmen geliyor. Ama orada da böyle bir çözüm önerilmiyor. Galiba bir genel bir duruş galiba o şeydeki. Ali Kibar gene bizden yana oluyor. Yani işçiden yana diyelim yani. Yani o kısmı suçlamayalım o zaman durduk yerde. Ben o kısmını bilmiyorum. Evet. Bilmediğim şeyle ilgili bir şey söyleyeyim. Sadece yorum yapıyoruz. Bir gazeteciyiz. Kibar'la POSCO grubunun çok uyumlu bir ticari birlikteliğinin olmadığını söylüyorum. Anladım. İçeriden benim beyaz yakalılardan aldığım bilgi o. Evet. İlk defa POSCO'da işten atılmalarla ilgili bu yorumları senden duyuyorum ben. Ki bütün gazeteleri her gün köşelerinde okuyorum. Sokakta da milletten dinliyorum, ediyorum filan. Yani bu bakış açısını, bu bilgileri ilk defa senden almış oldum. Kayıtlara geçsin. Bir daha söz konusu olduğu zaman en azından biz de bunları yayına verelim. Yanlış yönlendirmeyelim insanlara. Önemli. Çünkü ekmek davası başka bir şey. Hepimizin saygı duyduğu bir davası. Yani bir arkadaşım da var Kibar Holding'de. Varmış, yeni gördüm.
bir ara İstanbul'a gidince bir yanına uğrayacağım. Bakalım bu konularla ilgili ağızlarına bir laflar alabilir miyiz? Deneyeceğiz yani. Yani. Ama tabii gazetecilerimizin de duyarlılığı en üst düzeyde oldu bu işten atılmalarla ilgili. Bütün gazetelerimizde illa bir köşe yazısı, hatta birkaç kere yazanlar ya, bu oldu. Bu duyarlılık da yani duyarlı gösterilmeyecek bir mevzu değil. Ama önemli olan oradaki içerideki fotoğraf mesela. İşte kirlilik, pislik, temizlik falan muhabbetleri. İşte oraya ulaşmak işte o bilgiler lazımdı bize yani. Mesela ben bir şey yayınladım mesela yenilenim. Beyaz veresine yeşil bir nokta koyuyorlar mesela. O ne? Yeni gelen işçi olduğunu. Sen sabıkalı değilsin. İlginç bir şey yani. Dağdan yani, geldin, bilmem neyin nereye gitmedi falan askerle yani bilmiyormuş. Bu Korelilerin sendikayla olan bir şeyi var. Böyle bir mesafesi, uzaklığı. Bu psikolojik bir şey herhalde. Yani ülkesel bir şey herhalde. Burada yani bir espri yaptık geçen yani Koreli'yle ilgili de. Bizim Güney Koreli'ye bunlar. Kuzey Kore'de komünizm var ya. Orada da şimdi komünizm sendikaları üzerinden çok yürüyor ya. Bir de burada disk örgütlenmeye çalışınca aman bizi Kuzey Kore'den çok çektik. Benzerini buna yollamayalım diye acaba ön yargıyla. Yok espri olsun bu. Evet. Komünistler geldi aman falan olmasın. Evet programın sonuna geldik. Engin Şahin senin ilave edeceğin bir şey var mı? Konuşacak daha çok konu var ama. Programımız birkaç dakika geçtik diyebiliriz. Birkaç dakika geçsek de olur, hiçbir şey olmaz. Evelallah, bu itibarımız var birkaç dakikalık, değil mi arkadaşlar? Senin de doğum günü kutlu olsun bu arada. Ana kumandanın doğum günü. İlan edeceğim bir şey var mı? Söyleyeceğim bir şey. Teşekkür ederiz, eksik olmayın. Sağ olun, var olun. Davetimizi kırmadın, geldin. Ayağına sağlık. Biz teşekkür ederiz. Faydalandık. İşte değişik köşe yazarları, farklı bakış açılarından buraya davet ettiğimiz zaman o kadar verimli oluyor ki. Niye? Şimdi senden faydalandığımız şeyler var. Daha önceki konuklardan faydalandığımız şeyler var. Her gün köşelerin tamamını okuyoruz. Onlardan faydalandığımız şeyler var. Kocaeli'nin gündemini paket halinde yapıyoruz. Hı. Yani oturup iki saat Kocaeli'nin gündemini izleyen birkaç kişi belki vardır. Böyle değil ama bizim programlar için söylüyorum. Daha ziyade ne yapıyor biliyor musun? Yani kendim bizatihi de gördüğüm oluyor veya kendileri söylüyorlar. Dönüşünü alıyorum. Hı. Açıyor mesela adam büfeci. Büfede internetten açıyor bunu. Programı. Yani canlı yayınlaması saat değil. Tekrar var zaten orada. Açıyor. Büfede satış yapıyor falan. Radyo gibi oradan dinliyor. Bunlar ne konuşuyor diye köşe yazarları. Onu yaparken Kocaeli'deki bütün gazetelerin köşe yazarını okumuş oluyor. Hem için yapıyor. Doğru. Böyle bir yararı oluyor. Radyoculuğun bir gelişmiş hali aslında. Daha işte, görsel yani, hali. Oturup yani şimdi işini aksatmadan. Ya benim bir suratıma bakıp da izlemesinin düzümü yok. Burada ben konuşuyorum sen de konuşuyorsun tabii. Yani. Değil mi? Bakar tabii, kime tabii. Benziyor? Bu Osman, bu da Engin Şahin. Tamam. Baktın. İşine bakarsın. Bir yandan da kentin gündemini diğer bakış açıları penceresinden takip etme şansın. Böyle bir şey yapıyoruz. Senin de katkın ciddi oldu, güzel oldu. Şöyle bir ben de ilave yapayım son olarak. Şimdi dediğim gibi hepsini inceleme imkanım olmuyor. Bazıları çok üstünkörü oluyor. Ben sürecin içine girmek istiyorum bazı konularda. Bir yerle girmek de hani bir kişiyle konuşmakla olmuyor. 5-10 kişiyle konuşacaksın. Farklı yerle araştırma yapacaksın, üzerine gireceksin. O zaman söylediğim bir değerli oluyor. Ama onu yapmak için vakit geçiyor. Tabii canım. Araştırmak ciddi lazım. Bakın internet haberciliğinde ben şunu yapmaya çalışıyorum. Şimdi ben gazeteler bana rakip. Sosyal medya bana bir rakip. Ben ne yapabilirim? Bir araştırma yazıları yazabilirim. Çünkü sosyal medyada bu tür araştırma yazıları çok bulamazsın. Evet. Efendime söyleyelim. İki, daha agresif yayıncılık yapabilirim. Daha dikkat çekici. Bunu kısmen yine yapmak zorundayım. Bundan kaçamam. Araştırma yazıları da avantajlı bir şey ama çok vakit alıyor. Bir yere gitmek, bir konuyla ilgili hakim olmak adına 3-5 kişiyle konuşmak hemen mümkün olmuyor. Bu da çok vakit alıyor. Ben mesela günde 3-4 tane yazı yazmaya çalışıyorum. Dikkatini hep farklı şeyler yazmaya çalışıyorum içerik olarak. Çok zor oluyor. Yani içinde kulis olsun, yerel gündeme dair şehir haberciliği olsun, polemiklerden bir şey olsun, yeni şeyler olsun. Yani bunu sürekli yapmak çok zor. Sürekli yeni şey düşünüyorsunuz. Sürekli zor, vakit alıcı, emek verici, keyifli ama ayırt edici. Ama takip ediliyorsun. Ben onu biliyorum. Yani ben defalarca şahit olmuşum. İşte Engin Şahin ne demiş? Engin Şahin şunu yazmış. Ya baksana bir şeye, en Kocaeli'ye Engin Şahin şunu yazmış falan diye bana dönüş oluyor. Kendi halinde doluyor. Ya mesela ben Harun Karasuman'la ilgili arsasıyla ilgili o dedikodu duyuyordum. Allah Allah. Ya tesadüfen birisine sordum. Oradan rakam geldi. Yani çünkü her şeyi araştıramazsınız. O da tesadüf. Küçük bir şey mi varmış orada? 150 metre. 150 metre. Ya bunun ben bir polemik olduğunu görünce bunun bir reyting değeri de var. Kabul edin tabii. Etmeyin. Şimdi bunu paylaşıyoruz. Soyadı Karasman olunca var. Tabii. Şimdi karalamak için de kullanabilirsin.
Yani haber olarak ben da, sadece rakamı yapacağız. Konuşuyorum. Evet. Rakam bu. Yani eğer birisi bana hani değil derse onu da tabii ki yazacağız. Ama bunu araştırmak, hani bazen araştırmak çok kolay. Bazen çok gidiyorsunuz, olmuyor. Bir şey çıkmıyor. Mesela konuşuyorsunuz. X kişi var, bir olay olmuştu. Konuştu bana, ya yazacağım, ya yazma. Yazma deyince bütün o görüşmeleriniz, bildiğiniz bütün bilgiler geçiyor. Şimdi ben de insani değerleri olan bir insanım. Tabii. Sevdiğim insanlarla ilgili. Yani insanların yani bir yazmamalı demeleri benim için önemli. Benim için de önemli. Her zaman önemli benim için. Bir de bu konu... Bu aramızda özel değil. Bir şey anlatıyorsa... Tabii. O ebeli gider bu konu de. Bir de özel bir konu. Şimdi tabii. Konuyu daha iyi özel anlatsam daha bana hak verecek insanlar da. Böyle hani yazılmayacak bir konu değil yani. Ama oraya girme diyor adam. Yani çok marum bir konu bu. Gururunu inceleyeceği bir konu. Kendi kişisel şey ayıbı. Evet. Yani kurumsal bir sosyal bir anladım. Tarafı da yok. Ama evet. Yaptığın araştırma gidiyor kalıyor ve yazamıyorsun. Ve böyle de çok oluyor. Dolayısıyla sürekli araştır, sürekli bu kadar araştırma emek de şey istediğin yere ulaşamadan sonra yeni bir konuya geçiyorsun. Ben de mesela şu anda yani 100-200 tane konu oluyor. Bunları araştırmam lazım. Ya arkadaş da sosyal medyadan ulaşıyor, WhatsApp'tan ulaşıyor, telefon ediyor ulaşıyor. Şunu araştır, bunu araştır. Ya arkadaş ben bir insanım. Bir tane göndereyim. Yani ondan sonra ya buna ilgi göstermiyorsun. Ya gösteremem ki. Yani var kenarda 100-200 tane konu. O çok var ama değil mi öyle konular? Çok var ama. Bana var bir de gazetesinde de başladılar. Ne? Var benim yerime çıkıyor. Ya çöpü gören bir de gazetecisin. Böyle başlıyor efendim. Bu bir de gazetecisin. Ben muhabbet çok... edelim ki ya. Tamam iletiriz diyelim. Yani benim ilgi alanım çok farklı. Senin dediğin gibi yani biz yazdım ben. Hiç hayatımda çöp diye bir yazı yazmadım ya. Bunun muhabiri var. Çek fotoğrafı at. WhatsApp var. Herkesin ihbar hattı var. Bir de gazetecisiniz. Bir de lafa böyle başlamaları adet ya. Yani. Son bir noktayı şöyle koyalım. Yazamıyoruz değil mi var bir de? Şimdi çok konuşuluyor, tartışılıyor. Bir takım sorular var herkese. Ben en çok merak ettiklerimi sorarım. Muhataplarım gelmeden önce röportaj yapacaksam araştırırım. Tabii önce onun partililerine sorarım. Kendi internette araştırırım, kendim yazarım. Bir röportajı hazırlamak da bayağı vakit alıyor. Çok vakit alır yani. Ben iyi bir röportajında mesela ya Abdullah Kaya'ya soracağım bir röportaj vardı. Kocaeli Mezmet Fakı. Benim röportajımız 3,5 saat sürdü. O röportajı ben çözdüm. Sadece 6-7 saatimi aldı. Yani bir 10 saatlik bir emek var. Tabii ama sorması gereken her şeyi sordum. Yani bu basit olmuyor bu işler. Onu anlatmaya çalışıyorum. Orada safi emek var. Amacım ne? Mahalleli insanların sormak istediklerini sormak. Bu. Tabii canım. Ben eski 97'de MHP İl Başkanı'yla bir röportaj yaptık. İnan buna 3 gün uğraştım ya. 3 gün abartıyorsam hiçbir şey yani. 3 gün uğraştım. Bir cümle kuruyor. Allah selamet versin. Şimdi başka bir iş yapıyor. Cümle var ya. Noktasız cümle 1,5 sayfa sürüyor. Ya ne dediğini çözene kadar o cümleyi bir deşifre ediyoruz. Yani düşün yani. Her türlü konukla. Bir de yani ben bir şey sormak istediğim zaman kendi anlatmak istediklerini sürekli anlatanlar var. Ya arkadaş bak konuşuyoruz. Soruya cevap ver. Onu bir yönlendirmeye çalışıyorsun. Tabii ki kendisini ifade edecek alanlar da bırakıyoruz. Ama evet. Her zaman tarzım şudur. Ben röportajlarımda herkesin en çok merak ettiği soruları sorarım. Sormam lazım. Yoksa okunmaz ki. Tabii ya, şimdi cevap verme, kimisi de cevap versin, top çevirmeyi seviyor. Şimdi yağmur yağacak mı diye meteorolojiye sordun düşün. Meteoroloji ilgili röportaj yaptığımı düşünelim. Tabii onlar da fırsat varsa devam sorularım var. Yağmur yağacak mı diyorsun adama yarın, adam suyun önemini 1,5 saat anlatıyor. Ya yağmur yağacak mı diye cevap yok. Sonra çözerken bir dinliyorsun şeyi, röportajı, sen de kaçırmışsın konuyu. Soru ne, yağmur yağacak mı? 1,5 saat çözüyorsun konuyu, ona cevap vermemiş. Suyun önemini anlatmış adam. Siyasetçiler bunlar ciddi çok emek olmuş. Sarf edilen bir meslek gazetecilik. Ama sen temelden gelmesin, tamam kapatacağız, temelden gelmesin. Yeterince donanımın, tecrüben, bilgi birikimin var. Kentin gündemini de çok yakın takip eden bir gazetecisin. Evet, hem haber kaynaklarında ona göre yerleşik çok var. O yüzden başarılısın. O yüzden de biz de senin başarılarının artarak devam etmesini arzu çok ediyoruz. Teşekkür ederim. Şunları duymak bizi mutlu ediyor. En Kocaeli'ye baksana, Engin Şahin bak ne yazmış. Bunlar çok değerli şeyler bizim için de. Yani gazetelerin tamamını ben kendi gazetem olarak da görürüm. Böyle bir kalbim de var. Özellikle sizin gibi ciddi mücadele eden, çok çıkar peşine koşmadan, ciddi anlamda emek veren, enerjisini harcayan, mücadele eden sizin gibi arkadaşlarımız bizim için çok daha değerli. Engin Şahin'den şu bak ne yazmış diye bana ulaşanların sayısının artmasını çok arzu ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ayağına sağlık, kalemine kuvvet, yüreğine kuvvet. Sana onu da ilave ediyorum. Çünkü arasında sana hırladıkları için yüreğine de kuvvet diye. Ben de şöyle
tamamlıyorum cümlelerimi, Allah doğru yoldan ayırmasın diye. Amin. Bazı arkadaşlar eski DYP hatırlatmasıyla gülümsüyorlar. Sorun yok. Gerçekten düzgün olmak lazım. Düzgün olalım. Evet, Allah muvaffak etsin. Niyetimiz halistir. Akıbetimiz halis olsun. Diyoruz. Engin Şahin'e teşekkür ediyoruz. Ne konuştuk? Kısa özetleyeyim hemen. Engin Şahin ile internet gazeteciliği üzerinden girdik konuya. Basından Kurumu internet gazeteciliği ile ilgili konuştuk. Destek versin. Bir kıstas getirerek dedi Engin Şahin. MİA ve Rahel Alın'la ilgili çok kısa üstünkörü ya da yüzeysel konuştuk diyelim. Gebze'deki gümrük meselesi vardı. Engin Şahin'in bugünkü köşesinde olan. Onu konuştuk. Engin Şahin'e biraz saldırmaya teşebbüs eden kimseler vardı. Onu kısaca konuştuk. Çok açmadı Engin konuları. Kocaeli'nin değerlerini koruma kurulu önerisi vardı. İşlevsel olmaz diyor Engin Şahin. Yani düşünce güzel ama uygulamada böyle bir işlevsel olmaz. Böyle bir kurul olmadan da bu amaca ulaşılabilir mevcut kurumlarla diyor. Taş ocakları OSB'de işlevsel değil diyor. Hepsini bir yerde toplamak mümkün değil ya da kırma bir yerde olsa daha mantıklı değil. Bu taş ocakları OSB konusunda diğer gruplarımıza oranla bu iki konuda farklı bakış açısı getirdi. Engin Şahin işlevsel değil dedi. Körfez liman olsun olmasın diye konuştuk. Taşın o kadroyu konuşamadık. Zamanımız yetmedi. Şunu çizeyim sonra konuştuk demiş olmayayım. Donanma davasını FETÖ davası kapsamında donanma davası Öner Polat meselesi Murat Özdağ adı geçti o kadar. Öner Polat'ı konuştuk. Yargılama fiziki ortamı ve yargılama usulü adaletli bir yargılama var mı? Adil yargılama var mı konusunu konuştuk. Çünkü Engin Şahin kendisi gidip mahkemeleri takip ettiği için çok daha güzel bizi aydınlattı. Merkez yazarını konuşamadık. Afrin'i konuşamadık. Bu arada Afrin'de mücadele eden kahraman ordumuza Allah zaferler nasip etsin diyoruz tabii ki. Rüzgar tribünü konusunu konuştuk. Türkiye'deki işte enerji açığını karşılamak için atılan bazı adımlar var. Onlarla ilgili sürekli çevreye zarar veriyor mu vermiyor mu tartışmalar var. Onunla ilgili de Engin Şahin diyor ki sadece rüzgar tribünü veya diğerleri değil, genel olarak Türkiye'de temel sorun sistemi işletme sorunu. Sistem işlemiyor. Yeterince işletemiyoruz sistemi. Mesele buradan kaynaklı. Tribünde olsa aynı, diğer de olsa aynı, trafikte olsa aynı diyerek, trafiğe atlayarak dedik ki karayollarındaki hız sınırı güncellenmeli. Yeni yollara göre, yeni araçlara göre hız sınırı konulmalı ve bu hız sınırlara uymayanlara gerekli işlem yapılmalı. Ama mevcut hız sınırları çok düşük, makul değil ve ceza da kesilmiyor. Böyle işte sistemsel sıkıntı var dediğimizde odur diyor Engin Şahin. İl başkanları toplantısını destekliyor. Olması, devam etmesi gerektiğini savunuyor Engin Şahin. Diriliş kampında bunu hep her seferinde göresin gibi silahla eğitim veriliyormuş konusunu konuştuk. İyi Parti'nin iddiasını konuştuk. İyi yöneticisi. Öyle de bir şey yok dedik. Evet, Titanic Otel'le mağdurlarla ilgili kısaca kendi hakim olduğu konudur. Bilgi verdi, kayıtlara geçsin istedik geçti. Ve son olarak POSCO'da işten atılmalar, işten çıkarılmalar konusunun Engin Şahin farklı bir açıdan değerlendirdi. Güney Koreli firma, sendikalar Güney Kore'de çok sert oldukları için Güney Koreli firma sendikal yapılanmaya pek sıcak bakmıyor. Mesafeli duruyor, çekiniyor sendikalardan. Güney Kore'deki Kore'nin kendi ülkesindeki mevcut tablo nedeniyle oradaki sendikalar biraz mafyalaşmış, sertleşmiş falan, bulaşmak istemiyorlar diyor. Ve 1,5 sene önce gelen CEO sadece rakamsal bakıyor olaylara. Karı yükseltmek, zararı azaltmak üzerine rakamsal baktığı için ortam katı olarak yürüdü. Asıl sebep budur diye yorum getirdi POSCO'dan işten atılmalarla ilgili. İlave edeceğim bir şey yoksa çıkıyorum Engin Şahin. Katıldığın için teşekkür ederim. Ana kumanda var mı bir şey? Öyle bir yok dedin ki var ya başkan diyen gibi ha. Yok Osman abi falan da ya. Ana kumanda yok cevabı aldık. Engin Şahin'e teşekkür ettik. Yayında, yapımda konuşurken, sohbet ederken sürçülisan ettiysek hoş görün. Çünkü bize sürçülisan etmek, size hoş görmek yakışır. Hoşça kalın. Kalübela Kardeşlik Teşkilatı Derneği Osman Saraçlı Kocaeli'nin gündemini sundu.